adalar birleşti. Survivor'da yeni dönem başladı. Rekabet unutuldu, adada dostluk rüzgarları esti. Adam başladı 80 tane. Ya mahcup ettin, süper ya. Biz kendimize bir şey yapalım mı? Yapalım Türkçe vallahi. Olmadı bir tane yaparsanız bunu veririm ben size. Hindistan cevizi bu kez de Berna ile Gökhan arasında fırtına kopardı. Hemen zaten bu Hindistan cevizi ben atıyordum bu arada. Gökhan, Berna'ya gösterdiği tepkiyle şaşırttı. Ne derdin ne? Söyle ne istiyorsun? Senin derdin ne ya? Kavga edemiyorsun bir haftadır, o mu derdin? Gönüllerin en güçlü iki kızı arasındaki soğuk savaş gün yüzüne çıktı. Tuğçe bunu Elif yorgun diye lanse etti ve bu beni açıkçası birazcık sinirlendirdi. Yarışma hırsı tansiyonu yükseltti. Elif'ten hoşlanmıyorum hareketlerinden. Ne arkadaşları destek çıktı. O nereye girdi? O ne alaka elinizle? Ne de ada halkı. Bir de orada o konuyu açmanın ne anlamı var? İlhan Mansız bu kez tek başına kaldı. Aradaki yaşananlara da döküldü. Olmaması gerekiyordu. İlhanlardaki çatlak su kaçırmaya başladı. İlhan abi de böyle bir değişim demeyeyim de hani böyle bir tuhaf yani bir hareket. Serhat Akın'dan İlhan Mansız'a ağır eleştiriler. Onların ağzını alıp gidip saatlerce suda kalmasını anlamadım yani ben. Fantastik dörtlü dağılıyor mu? Tanıyoruz ediyoruz ayrı da. Survivor'da bu akşam takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Bugün bu oyunda bu engelde çok şey değişebilir. Pınar ve Tuğçe arasında yaşanan ödül oyununun ilk karşılaşması. Pınar bir oldu. Pınar avantajlı. Tuğçe de attı. Televizyonda ilk kez Survivor Panorama'da. İşte bu, buradayız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burası böyle. Burası böyle. Hoş geldiniz. Burası böyle. Sabah aramızda kalmasında seyirci yok tabii. Siz böyle değişik geldiniz. Biz rahat rahat kendi aramızda gıybet yapıyoruz. Çekiştiriyoruz insanları. Fakat bu enteresan bir ambiyansımız var. Ve inanılmaz bir ikili oldunuz siz. Çok teşekkür ederim. Ben büyük bir keyifle izliyorum. Maşa ile koca ayı. Bak neleri biliyorum. Senin girdiğin iddiaları biliyorum. Aa o kadar. Tabii tabii bak neleri biliyorum. Bir tanesi burada. Tabii tabii bir tanesi... Bulut'la ikisini ardı ardı demiştin. Evet. Bak neler biliyorum. Ya evet ama ben erdiği bir önce olur diye. Bir de sen bu yaz hiç para harcamana gerek kalmayacak. Aynen. Tatil kazandın, kılık kıyafet, yeme içme değil yeme mi? Yeme içme aynen. Bana kaybetti, bir bana kaybetti. Öyle mi? Aynen, bir bana aynen. Kaybetti. Nede o? Hangisinde? Kim konuktu 1937 dedi? 1937 dedi, ben 39 duydum. 37'ymiş gerçekten. Bana kaybetti, bütün ekibi kaybetti. Yemeğe götürecek. O ne ya 37-39? Neydi? Ya bir şey anlatıyordu. 1937'de bir maç. Siz Sedat, yüzünden Sedat. Bak olay ne biliyorsun çok enteresan. Bu arada çok özür dilerim. Ekran başındaki izleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Survivor Panorama merhaba demeden başladık. Ama gördüğünüz gibi hızlı ekranların sevilen ismi aramızda kalmasının önemli yorumcularından Hakan Ural bizimle birlikte. Erdi yine bizimle birlikte. Bugün... Hakan'la övgüleri alınca böyle konuyu dağıttık şımardım. Merhaba bile demedik. Bana yani. Hatırlatın Jess'le alakalı ciddi dedikodular yapacağım. Ne dedikodu? Jess üzerine oynuyor reklam değil mi senin? Tabii tabii. Reklam aralarında o yalanla bıcır bıcır böyle kuşlar böcekler uçuruyor. Fıs fısız ne dedikodu yapıyor bu Survivor'la alakalı. Sana da sallıyor oğlum. Bak, abi bizim Jess abiyle bak. Buzuk aydan beri beraberdik. Çok iyi tanırım. Şu an tik gelmiştir ona seyrediyor. Şimdi tiklenmiştir. Nasıl bir tik? Jess'e de selamlar olsun. Tikleri var şuraları falan çekiyor. Gözü selam. Selektör yapıyor falan. Çok büyük dedikodularım var onunla alakalı. Ama merak ettirdin şimdi bizi. Anladım ama 3 saat yayın Allah yardımcınız olsun. Bu nasıl bir şey siz her gün ya? Daha uzunları sizin da var. Hakkınız ödenmez Kur'an çarpsın. Estağfurullah. Estağfurullah abi. Aldığınız para helal olsun. Teşekkür ederiz. Bu her gün 3 saat. Evet. Sağ ol. Dün akşam Survivor Forum da vardı. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Katılan ve izleyen bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. TV8.30'da Perşembe akşamları bir de Survivor Forum yapıyoruz. Harika gözüküyordunuz gerçekten. Gerçekten teşekkür ederim. Hakan orada beni bıraktı ama. Kimseye yaranamazsınız değil mi? Yok. Evet, hep öyledir biliyor musun? Öyle. Öyle bir çaba yok artık. Hayat, yok hayat öyledir zaten. Aynen. Hiç kimse memnun değildir yani. Aynen. Erdi'yi ben ailemden gibi böyle nasıl burada görünce şaşırdım. 2,5 ay şimdi Acun bana dedi ki
abi dedi ya hani şu izlersen iyi olur hani farkındalığın olsun Survivor'a dedi. İyi dedim izleyelim hani işimiz. Arkadaş ne kadar bilinçaltımız kirlenmişse son 2,5-3 yıldır gerilim işte o öldü o patladı o çatladı o gitti falan. Bana bir terapi gibi geldi o deniz meniz falan böyle insanlar renkler. Şimdi ben eve gidiyorum bir de yalandan ilk yarım saat donduruyorum ki o şeyi falan hızlı geçeyim reklam meklam olduğu zaman falan. Öyle bir seyrettim içine girmiş gibiyim ki Erdi böyle akrabam gibi falan. Erdi'yi mi destekliyordunuz siz? Yok ben Ademciyim ya. Tamam ben bilmiyorum. Yok, hiç yoktan başlamıştım. Ben Adem'i seviyoruz yani. Ben Adem şu an yarışma bitse bana deseler ki senin birincin kim deseler şu an ama. Adem derim yani Survivor içindeki yarışmada. Adem'i ben seviyorum. Ama beğendiğim hani böyle ilk 4 6 şimdi siz hep birlikte analiz ederiz tabii onun ada tecrübesi var. Senin Survivor tecrüben var. Sizin tabii bu yorum. İlk 4'üm falan benim. İşte Adem, İlan, Ogeday, Tuğçe. Tuğçe. Tabii tabii. Enteresan. Ben Tuğçe'yi seviyorum. Şey genç çocuk. Cengiz'e yani. Bak nasıl gülüyor ya. Bu kadar mutlu olacağını düşünmemiş. Tuğçe kaç? 19 mu? 19 değil. 22-23 olsa gerek. 22 benim kızımdan bile küçük yani. Küçük daha. Çünkü hani hatalar muhakkak var. Da onda şey görmüyorum ben yani böyle çok aşırı strateji ya da böyle çok... Son zamanlarda Elif'le yaşadıkları strateji değil mi mesela? Olur ya orada ben onu söyledim. Hepsi çok sabırlı çocuklar. Ben oraya gitsem ikinci gün Dominik polisi tarafından tutuklanırdım. 6 ay yatar ondan sonra buraya beni teslim ederlerdi kelepçeyle falan. Acaba çok zor ortam psikolojik bir savaş var. Tabii. Şimdi ben Erdi'yi dinliyorum orada da işte diyor ki strateji diyor onu dedi bunu dedi falan filan. Şimdi bize yansıyanlar var. Yansımayanlar var. Hakan'ı dinliyorum şimdi. Öyle bir analiz ediyor ki MR çekmişi. Ben öyle bak. Ben dümdüz yetver diye bir bakıyorum Hakan şimdi yani. Öyle şeyler var ki mesela ben tavır olarak kızdığım, kırıldığım biriyle konuşma. Ne hakkım var? Ayrılırım giderim. Fakat burada gittiğin yere de gelip konuşuyorlar abi. Bir de akşam beraber uyuyorsun. Evet. Yanında yatıyor yani. Böyle bir şey olabilir. Kaçamazsın yani. Nasıl olacak abi o zaman? İşte o Survivor abi işte. O ben yapamazmışım. O yüzden oraya katılan herkese Allah Eyüp Sultan sabrı versin. Amin. Sıkıntılı iş. Amin. Zaten hani görüyoruz ki son günlerde her iki adada da artık sabırlar tükendiği için çatlaklar değil artık gruplar, grupların bir daha dağılması, bir daha bir araya gelmesi. Birleşince adalar. Aynen öyle. Başka tekrar boyut değiştiriyorlar falan yani. Erdi sen nasılsın? Hoş geldin. Bugün biraz daha kendine gelmişsindir herhalde. Gelmiş ya. Bugün Hakan abiyle şimdi konuşma fırsatı bulduk. Hakan abi ufaktan gözaltına da denk geldin herhalde abi. Sen hiç gelmedim. Hiç. O yüzden sen bana uzaylı gibi geldin. Şimdi ben hiç izlemediğim için Jess'ten hep diyorum ki bu çocuk o bana seni anlattı. Ben diyorum ki bu nasıl her şeye gider yapıyor. Bir de devamlı falan filan. Sonra dediler ki bu çocuk 4,5 ay orada kaldı. Orada birinci oldu falan. Ha, o öyle. O psikolo- şeye şaşırdım. Senin oradan çıkıp buraya gitmene taşımana. Tam o deli zır deli oluyor değil mi? Abi nasıl çok katılanlar zor. Deli ya. Bu ya zır deli. Kur'an çarpsın. Bazen grip oluyorum. 2 gün evden çıkma diyor doktor. Vallahi billahi çatlıyorum arkadaşlar ya. Yani 4,5 ay bir yarışmadan çıkmak yani. Çok zor oğlum yani. Direkt kapalı evde. 5 gün ara vardı değil mi? 5 gün sonra hemen gittiler. Survivor. Acaba Acun'un seninle bir husumeti falan mı vardı yalandan senin? Yani yok abi. Ya Acun abi onu kendisi de söyledi zaten. Evet dedi orada bir şeyimiz oldu dedi. Ama şimdi şöyle bir durum da var. En azından psikolojik anlamda. Bir de işinde mantıken baktığınızda ben sonuçta 4,5 ay bir yarışmadan çıkmışım ama bu performansı 11 haftayı görmüşüm. Bu performansı 11 haftayı görmemin etkenlerinden biri de geldiğim yarışmada olabilir. Yani biraz da avantajı da var, dezavantajı da var. Hiç hazırlanamadan gittim. Bu sene zaten belki tarihin en zor Survivor'larından biri. Hakan abi mesela oradaki gözaltını izleyip mesela beni görseydi zaten oraya gitme amacımın performans olmadığını anlayabilirdi. O yüzden Hakan abi gibi sırf Survivor'da tabii. İzleyenler ilk etapta şey oluyor yani Hakan abiye ben... Erdi zaten sen söylüyordun ben performans için buraya gelmedim. Adayı karıştıracağım dedin daha ilk güzel. Abi, anlattın kendini. Biz ne yapalım? Adayı karıştıracağım demedim. Ben aslında bir kültürümü, örfümü, adetimi temsil etmek için gittim. Çünkü daha önce bizden biri hiç Domine'ye gitmemişti. Ben mesela Bayrampaşalıyım. Böyle net olarak bizden biri gitmemişti. Ama ben bugün bu bayrağı buraya kadar taşıdım. Önümüzdeki senelerde göreceksiniz. Daha sen çok erdiler çıkacak. Sen Survivor izlemiş miydin? Yıllardan beri izledim evet. Peki sen Survivor'a gittiğini öğrendiğinde bu yarışmadan çıktıktan sonra neyse yani sen orada sonuna kadar götürebilirim dedin mi? Yani çünkü ben şu anlamda sana soruyorum. İki konsept farklı. Değil mi yani? Tabii. Bu konsept farklı bu. Şimdi benim izlediğim Survivor'da
ben yıllar yılı spor yaptım. Tenis oynadım, fitness yaptım, hala da yaparım. Ama mesela gözüm yemiyor. Mesela ben Survivor'a gidemem. Ben ne yarışabilirim? Zaten pimpirikli bir adamım, tedirginimdir. Ulan oran mı çıktı, buran mı takıldı falan. Öyleyim yani. Açlıkla aranız nasıl? O hiç iyi değil. Tansiyonum falan hemen gider bende. Bayağı Survivor adayı olur musunuz? Artı asabiyimdir. Ben reaksiyonelimdir yani. Bir çok sabırlıyımdır ama reaksiyonelimdir yani. Atarım içime, patlamalarım vardır. E şimdi 34 yıldır bu piyasadayız. İçinden bir canavar çıktı derler yani. O hoş olmaz. E çoluk çocuk artık 25 yaşında yani. Şimdi ben o yarışmalara bakıyorum. Ben birinci gün Acun'a dedim ki başladı. Acun dedim bunlar hiçbir şeyini sakınmıyor falan. Çocuk bana cevap bile yapmadı, vermedi, güldü. Meğerse konsepte değil mi? Orada her şeyini vermek diye bir şey varmış. Yani tabii. Şimdi ben Adem'e bakıyorum, İlhan'a bakıyorum, Serhat'a bakıyorum. Mesela Allah korusun o hızla giderken boyunlarını falan vurup boynunu bile incitebilir yani. Neler geldi başımıza ya, neler oldu? Yani benim hiç bozar beni o işler. Yani sıkıntılı bir yarışım. İzlemesi daha keyifli çok yani. Çok keyifli. Böyle en iyi filmi Altın bozar abi, yani. Sana çok enteresan bir şey sorarak başlamak istiyorum. Müsaade var değil mi? Estağfurullah. Şimdi sonuçta sen bir babasın ve şu an belki Survivor'a gitme yaşında olan iki tane evladım. Evet. İşte Engin Can da öyle. Melisa da değil mi? Evet. İkisine de selamlar olsun. Eyvallah. Sağ dünya tatlısı ikisi de. Eyvallah. Takip ediyoruz. Sağ ol. Onlar Survivor'a gitse, hı-hı, bir anne babanın, yani daha doğrusu bir babanın psikolojisi nasıl oluyor, olur sence? Ya ben sakatlanması değil mi? Ben eleştirirdim, gülerdim, eğlenirdim mankuliyeti içerisinde. Hı-hı. Şimdi hepimizin, bir kere herkesin evladı kendine çok kıymetli. Tabii. Ben hep onu söylüyorum. Hani bu ilk çocuklar doğuyor, kaldırıyorlar ya böyle çatlağı vuruyorlar, ağlıyorlar falan. O senin dünyan oluyor. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Amin. Çocuklarımız bizim her şeyimiz ama herkesin dostluğu, arkadaşlığı, babalığı, anneliği kendi hayat anlayışına, algısına göre. Mesela taraftar var. Örnek vereyim sen daha iyi anlayacaksın. Ya. Mesela diyelim ben Fenerbahçeliyim. Alex'i alalım. Gol atıyor. Bir iltifat ediyor. Herifi bir seviyor. Dersin ki tövbe tövbe yani. Böyle bir şey yok. Ama bir gol kaçırıyor iki dakika sonra. Ne anası kalıyor ne avrada kalıyor herif. Şimdi ben hiçbir zaman böyle bir adam olmadım. Benim her zaman makul dengelerim oldu. Her zaman hayat felsefemde kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi bir başkasına yapmam. Birini eleştirirken de tölere edilebilir eleştirir. Mesela ben Erdi'ye dedim ki eleştirmelerimde. Erdi dedim performansı yok. Erdi dedim ailesiyle orada yarışsa ilk dedim ailesi Erdi'yi yazar dedim. Hayır, gülme ki bak o da gülüyor. Ama hiçbir zaman rencide edici, çok kırıcı, iyiymiş, incitici, annesini incit, baba böyle bir şey. Benim tarzım değil. Şimdi dolayısıyla evlatlarım da oraya gitse, Melisa ile Engin Can gitse, şimdi mesela gülerim ben çok, dalga geçerim yani. Çünkü o şartları ve kuralları biliyorlar, oraya gidiyorlar. Eleştiriye de belli seviyede açık olacaklar. Hı hı. Ha, tabii ki başarmalarını isterim. Başarmasalarda sıkıntı yok yani. Peki Erdi'nin birleşmeye göreceğini düşünüyor muydunuz? Yok, hiç imkan yok bende. Söyledim. Benim sıfır ama Erdi'yi ben yayında da söyledim. Ben Erdi'yi çok sevdim. Böyle hani evimden, ben çünkü mahallede büyüdüm. Ben de Fındıkzade'de büyüdüm. Bizim böyle mahallelerde çok kavga eden tipler köşelerde durabilirdi. Köşede durmak çok büyük lükstü. Hani gelene geçene bakardım falan. İşte Fındıkzade, Odabaşı. Şimdi oralarda kahvelerde büyüdük oralarda. Erdi gibi bizde çocuklar çoktur. Mesela böyle belli oyunlar vardır masalarda oynanan. Onlar gelir masanın neşesidir kakarakiki. Ben daha Erdi'yi gördüğüm an ısındım. Fakat ya şimdi kendisi de söyledi. Şimdi orada öyle adamlar var. Şimdi Volkan, Gökhan, İlhan, Serhat, Ogeday, Adem. Abi bu çocuk şimdi adil değil yani. Ha, onları da belki de göz altına soksan Erdi de onları orada dalga geçer gibi eller. Çünkü orada da psikolojik bir anladığım kadarıyla savaş var. Survivor'da da yok mu biraz? Var bence. Ya muhakkak ama savaş. Orada şimdi şu var. Hakan'ı ben dinliyorum sürekli. Çok doğru bir şey var. Performans ilk etapta yani artık kafalar belli seviyeye kalana kadar mecburen performansı yazıyorsun. Niye? Doymak evet, çok önemli anladığım kadarıyla. Doymak yazın ve zaman, ödülleri doymak kazanmak gibi gibi. Yani. Oraya kadar tek eskizin, mazeretin performans yazıyorsun yani. Doğru, ha, belli bir saatten sonra artık ince hesaplara giriliyor falan. Tabii, tabii. Onu bilemem. O senin uzmanlık alanın. Erdi tamam, de gitti işte anlatıyor. Bizim gördüklerimiz var, bilmediklerimiz var, farklı oynayanlar var falan filan. O psikolojik savaşı bilmem yani.
Peki hızlıca başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi VTR'lerimizi izleyelim. Hoş geldiniz tekrar. Burada sizi ağırlamak gerçekten çok keyifli. Erdi bugün biraz daha kendine gelmişsindir. Bakalım kime ne yorumlar yapacaksın. Ben heyecanla bekliyorum. Erdi çok yakışıklı olmuş vallahi. Eyvallah, sağ olsun Hakan abim de söyledikleri için çok teşekkür ederim. %100 katılmasam da olsun. Ces abinin söylediklerini daha çok merak ediyorum ben. Büyük bombalar var. 4,5 ay beraber. Kesin neler yapacağımmış. İpliği ne pazarda. Zaman? Birkaç reklamlardan sonra mı? 3 saat buradayız, doğru mu? Buradayız, tabii, evet. Ces şu an evde ayaklarını uzatmış, rahat rahat seyrediyor. O rahatı bozacağız diyorsun. Ces yani. Şu an ne haldedir biliyor musun? Erdi'nin bir telde sallanması vardı, hatırlıyor musun? Elektrobu gideriz. 240 voltta böyle bir sallı. Aynı öyle sallanıyor. Sana falan mesaj atabilir telefonun varsa. Çok heyecanlı bekliyoruz. Açmayalım hani, karar verelim hiç kimse açma. Tamam. Sevgiler, vallahi biz bilmiyoruz ne olduğunu. Gelmesin. Ne olacağını bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda Hakan Ural bizlerle paylaşacakmış. Şimdi hemen bantlarımıza geçiyoruz. İlk olarak adaların birleşmesini ekranlarınızda taşıyacağız. Biliyorsunuz Survivor için en önemli anlardan bir tanesi Birleşme Partisi'ydi. Birleşme Partisi'nden sonra gönüllüler tasıl tarağı topladı, ünlülerin adasına geçti ve bakın neler yaşandı. Sabah tekne yanaştı, bir baktım gönüllüler, çektim palayı. Şaka bir yana geldiler adamıza, hoş geldiler. Çok mutluyuz. Güzel böyle sohbetlerimiz de olmuştu Birleşme Partisi'nde. Buraya da geldiler, biz hemen güzel karşılamamızı yaptık. Hadi hoş geldiniz. Duydunuz mu? Yeni dönem hayırlı olsun. Ama sizde en azından şey oldu. Yani yeni bir heyecan oldu. Yeni bir macera aynen. Gibi. Ben onu zaten söyledim. Yani. Bizim için şimdi bizde şey gibi oldu. Tekrardan barakamız böyle. Yıkıldı. Her şeyimiz elimizden alındı. Tekrardan arkadaşlar sil baştan başlıyoruz gibi oldu bizde. Evet. Ama sizde yeni bir macera gibi. Aynen öyle. Ne yaptın? Ne yapayım? Dinç uyandım bugün, sen ne yaptın? Merak ediyordum. Hayatım boyunca hayal edemeyeceğim şeylerle buluşturuldum. Ortam o kadar güzeldi. Kendimi star gibi hissettim. Çok özel bir insan olarak hissettim. Öyle bir Birleşme Partisi hayatımda görmedim onu. Önce söylemek istiyorum. Bu kadar yoldan. Aa, geldiniz. Daha canımız sıkılmaz işte. Bol bol dövüşürüz. Erdi'yi de yolladım. Kız ben mi yolladım? Tıkılmıyor. Biz kendimize böyle bir şey yapalım mı? Yapalım Tuğçe valla. Olmadı, bir tane yaparsanız bunu veririm ben size. Survivor bugün tekrar başlıyor gibi bir durum oldu ama gönüllüler için tabii ki daha fazla başlıyor. Çünkü onlar barakı gibi bir durumları da yok 3 gün boyunca. Artık kendileri yağmur yağmama duasına çıkmak durumundalar. Sizin ağayı ödünç alabilir miyim ya? Allah abi şeyde kasa dağıldı. Bizim ağada büyük bir şey var, hasar var. Kasa dağıldı. Tutarsam size de Allah abi mal kasa dağıldı. Tatlı bir telaş var adada. Barakaları yok. Onlar da şimdi hem yemek alanlarını hem oturma alanlarını belirliyorlar. Ufak tefek sohbetler var. Oturmalık ağacını da getirdim abi. Oge ve benim ayağımda sıkıntı olduğu için adaya geldiğimizde hala bazı şeyleri inşa etmemiz gerekirken inşa edemedik. Kızlar falan yapıyor. Oyunlarımız da var. Çok da fazla yorulmamamız lazım. Şu an kendimi rahatsız hissediyorum. Çünkü bir şeyin ucundan tutup arkadaşlarla birlikte bir an önce inşaya başlamamız gerekiyor. Abi ellerine kollarına sağlık. Sizin ayı kullandık, göz hakkını sorduk. Ya yapmayın ya, mahcup etmeyin ya. Adam başlıyor 80 tane. Ya mahcup etmeyin, süper ya. Ağanın cepleri. Ayağınız uğurlu geldi. Ufak tefek açık aralarında tamam. Nasıl? Sağ olasın, teşekkür ederim.
Vallahi evet, şu an ayağımın ağrısından dolayı adaya geldim. Sadece insanların güler yüzlülüğüyle karşılaştım. Sanki bizler hiç böyle birbirimizle tartışmamış. İlhan'la mesela ben bench'te falan filan hep böyle demoralize laflar söylüyorduk birbirimize. Yoruldu, o bana diyordu filan falan, böyle takılı takılıyorduk. Herkes gayet iyi, çok güler yüzlü davrandı. Tabii ki öyle olması gerekiyor ama ilerideki sürece bakacağız. Biz de adaya gönüller arasında geldin, herkese o Anıl hoş geldin falan filan sonra neler oldu neler. Bunlardan sen de yiyorsun. Ya ben... Ben vereceğim hani, sana. Ben ne vereceğim? Öyle bir şey yok yani. Yok, ben 4 tane yedim, sana 4 tane veririm. Arkadaşlar ben kendim yakalayabiliyorum zaten. Yani o sizin hakkınız. Sizin hem hoş geldin şey. O zaman sen yakala bizi hadi bana. Ben... yakala. Biz böyle bir rahatımızı bulduk. Onlar ayrı, biz ayrı. Daha iyi oldu. Oyunu da kazanıyoruz. Bu kafanız hani burada zaten olması. Bir kişi bu işi götürecek. Bunu herkes biliyor. Aynen. Ama hani biz başta dedik ki ne kadar takım olarak yürürsek hem ödüller hem de okumazlık, kimseye siz de zaten onu yaptınız. Yani sizin hedefiniz vardı, 10 kişi gelecekti. Biz de öyle düşünüyorduk ama işte hep eksiliyoruz. En azından dedik hani kırık dökük olmasın. Çok oldu ya, yani çok ağır kavgalar oldu. Yani ben mesela burada yaşadığım kavgaları hayatım boyunca yaşamadım. Güzel bir başlangıç ya, inşallah böyle güzel. Bunlar ufak şeyler şaka yani. Ne oluyor ki yani? Ettiğimiz evet. Tartışmalarda ne tartışması sanki yani? Birleşme sonrası iki dokunulmazlığı kaybeden gönüller karıştı. Bunları yemiyorlar artık. Aranı bozamayacaksın. Kimin aranı bozuyorum? Kimin aranı bozuyorum? Gökhan ve Volkan Berna yüzünden burun buruna geldi. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Ne diyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Elini oynuyorsa alacaksın. Birazdan Survivor Panorama'da. Sizden sorularınızı bekliyoruz, biliyorsunuz WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız altta sıklıkla yer alıyor ama bir kez daha sözlü olarak ileteyim. 0530 165 3183'ten bizlere ulaşabilirsiniz ve bir rica, lütfen videolu mesaj gönderin, sesli mesaj göndermeyin, yazılı mesaj hiç göndermeyin, yetişemiyoruz. Hem Hakan Ural'a hem Erdi'ye sorularınızı bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız. Hem kim olduğunuzu, nereden sorunuzu ilettiğinizi de söylerseniz sizleri de tanımış oluruz diyelim ve döneyim ben Hakan videolu Ural'a. Videolu mesajı nereye evet. Yolluyorlar? Telefon numarası var. WhatsApp hattımız var bizim WhatsApp abi. WhatsApp hattımız var. Ya mesela bizim niye yok? Bizim var mı? Bilmiyorum. Bizim bilmiyorum. Var mı hoca? Bizim. Yok, sizin yok. Bizim abi, bu size özel bir şey. Düşünsene şimdi Jess oraya videolu mesaj yolluyormuş. Jess de dünyadan haberi yok. Hakan Ural'a sormak yok, istiyorum diye. Hiç bu iletişim ararsa falan hiç bağlamayın vallahi. Sizin hiç sıkıntı ne? Sallayacağım tam olarak. Yok, o tikleniyor ya, hoşuma gidiyor. Selektör yapıyor hemen. Tiklenince. Evet, Duygu geldi, dedi ki bahsederken sizden. Selektör kelimesini Hakan Ural o kadar çok kullanıyor ki benim de ağzıma yapışmış. Ya arabalar böyle önünde araba yavaş gidince sen biliyorsun selektör yapar ya. Jess de tikleniyor, selektör yapıyor. Reklam zamanı çıkmaza girince. Mı? Yok yani... üstüne ben saldırınca ona tamam. Selektör yapıyor. Ha, tik oluyor. Tikleniyor tamam. Tabii. Ay Jess, sen ne kadar çok bahsettik. Çok severim. Çok, biz de, ben de çok severim. Selamlar, pırıl pırıl sevgiler bitir. Olsun. Bu memleket, bu dünya ile hiçbir alakası yok. Superman filminde ne düştüğü, hangi galaksiden düşmüş o? Superman ne? Krypton. Krypton'dan düşmüş gibi ya. Hiç başka bir galakside. Benziyor da Superman'e. Nasıl? O tatlı böyle. Benziyor. Tabii. Canım hepsine benim. Selam olsun. Duygu'ya da selam. Ama ona sallayacağım yani, kurtulma şansı. Tabii rahat ol abi. Rahat ol yani. Bu masada her şey konuşulabilir. Tabii. İstiyorsan konsey yaparız. Eleriz Jess'i. Her şeyi yapabiliriz tamam. Yani. Rahat ol. İki gün sonra Jess gelirse de Hakan Ural aynı şey söyler misin? Herhalde. Bana da her türlü sallayabilirsin kardeşim. Estağfurullah. Tamam. Peki sizin yorumlarınızı alalım. Şimdi adalar birleşince kim kimle yakın olacak derken zaten az çok belli oldu. İlhanların yani. Söylediği bir şey var ki bizim takımın geri kalanı gönüllerle daha çok bir arada olacak dediler. Yani Pınar'ın Birleşme Partisi'nde diğerlerine kendi adasında yaşananları aktarması zaman zaman eleştirildi. Bir genel değerlendirme alsam sizden. Ya birleşme neleri değiştirir? Adayı şimdi bir ünlülerin kendi adasına gelindiği için o bir avantaj gibi görüyorum ben onu. Psikolojik olarak daha farklı psikolojideler diye düşünüyorum. Bir, onların ünlü olmasından, iki ötekilerin kendi yerlerini bırakıp gelmelerinden. Niye? Çünkü mesela Berna'nın ben bir röportajını izledim. Adayı anlata anlata bitiremedi. Ona geldiği ada daha
bir güzel. Bizim adamız evet biraz daha küçük. Size orada sıkıntı olmuş. Bizim adada. Neyse orada imar yokmuş tabii. Burada imar açıktı. Ünlüler adasında olsam kaytardığım bu kadar belli olmaz zaten abi. O değil. Gönüller adası bayağı küçük. Şimdi orada bence Serhat, Sema, Furkan, İlhan birbirlerini paralize ettikleri için, iddialı konuşmalar yaptıkları için isteseler de çok fazla iletişim kuracaklarını zannetmiyorum. Diğerleriyle. Yani en azından şöyle dikkat ediyorum zaten. Gökhan gitti oraya. İşte Berna bir iki gitti. Aralarda yalandan Sabri'ye gidiyor geliyor falan. O kız da tam şimdi Adem kızabilir her an diye böyle arada derede bir şey. İlanların grubunun çok da diğer yani gönüllülerle haşır neşir olacağını düşünmüyorum. Ama Pınar çölde bir vaha su görmüş gibi saldırdı. O da niye? Şimdi İlhanların grubundan feragat ettiğinde Ademlerle hiçbir zaman zaten anlaşabilecek bir tip değildi o. Hı hı. Adem'le Sabriye'yle. Fakat şartlar onu mecbur ettiği için belli sınırlar içerisinde o güne kadar tölere etti. Şimdi orada o yani gönüllülerden bir umut dikkat edersen Birleşme Partisi'nin gecesinde inanılmaz bir anlatma ihtiyacı hissetti ve sürekli anlattı o. Tabii soru soru da her şeyi döktü. Bulup diye. Hatta Cez ilk ona salladı. Buradan söyleyeyim. İlk Pınar'a salladı. Dedi ki bu Pınar dedi amma dedi döküldü dedi. Böyle bir terbiyesizlik olur mu dedi. Adadaki bütün her şeyi dedi kirli çamaşırları döktü falan filan diye. O herhalde sen daha iyi bilirsin Erdi'de. Şey bir dolmuşluk vardı kızda. Vallahi Cez abi bence o konuda doğru söylemiş. Daha bir bekleseydin bir adaya gelseler de öyle anlatsaydın yani orada Cez abi. Frekans aynı. Hani radyo ararsın ya yapar. Bak buldu. Aynen. Kesin frekansı. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum abi. Çünkü... Pınar'ı ben çok pratik zekalı. Yani o eleştirileri, benzetmeleri falan evet. Müthiş buluyorum. Pınar güzel konuşmuyor güzel. Mu? Kendini çok net ifade etmiyor çok mu? Çok mükemmel ifade ediyor. Yani hem esprili, benzetmeleri o bu falan ama işi zor. Ama çok sivri. Yani sibri. Şimdi baktığın zaman esprileri, şeyleri bazen böyle o kadar yani hazır cevaplık güzel bir şeydir ama bir yandan karşı tarafı da irite edebilir. Çünkü hazırlıklısın yani düşünsene bir tabii. Şeyi önceden düşünmüş vay çakal dersin. Pınar da beni mesela o rahatsız ediyor. Cez de öyle dermiş. Yok yok tam o kadar da sallamayacağım değil mi? Ne oluyor? Doğru doğru. Ha, doğru ama değil mi Arşun? Genel de ya, düşünsene şimdi ben de hazır cevabım ne? Otokontrol mü o kızdaki ya o? Ama röportajlarda daha iddialı konuşuyor. Arkadaşların evet. Arasında o resmen, kadar pat pat değil. Resmen panorama yapıyor orada yani. Evet. Ben rahatsızım bu durumdan yani. Sen mi söylemiştin? Evet. Panoramayı kimse yapamaz. Panoramayı mı? Yapıyor Pınar diye orada diye. Sen yok, ben söylemem. Ben Pınar'ın yorumlarını beğeniyorum. Olayları yatırmasını da beğeniyorum. Ama Pınar'ın hiçbir zaman yüze karşı konuşmayıp hep kenarda fısır fısır konuşmasını beğenmiyorum. Pınar şimdi şöyle bir durum var Pınar'da. Bu birleşme dört gözle bekleyen üç isim vardı. Pınar, Şahika, Berna. Çünkü adalarında frekansı yakalayamayanlar birleşmede bir frekansı yakalamayı istediler. Pınar'ın da şöyle bir durumu var. Pınar olayları çok iyi yorumluyor. İşin reality bölümünde de işin içine girmek istiyor. Ama Şahika gerekli pası alamıyor Şahika'dan. Şahika biraz daha şey yani. Stoper gibi. Stoper gibi geri dönüyor. Ortası alamıyor. O yüzden tabii. Baktı Berna bunun için birebir. Pınar'la birebir ama Berna'nın bir huyu var. Berna yüze de konuşur. Yanlış olur doğru olur Berna yüze de konuşur tartışmadan kaçmaz. Pınar hem tartışmadan kaçıp yani hem cesaret olmayıp hem kahraman olmaya çalışıyor. Aslında bir iki defa böyle yüz yüze de görüşlerini söyleyebilse o yarışma Pınar için belki çok farklı yönlere gidebilir. Peki ikisinin aynı noktada kesişme ihtimali var mı Pınar'la Berna'nın? Henüz tabii. Görmedik bu akşam yeni bölümü izleyeceğiz. Daha yeni yeni bazı şeyler ortaya çıkacak birleşmeden sonra çünkü. Şimdi o İlhan abiler Serhat abi işte Sema Furkan onlar kendi aralarında bile kimi eleyecekleri belli değilken bu kadar kutuplaşma, kemikleşme varken zaten dışa kapalı bir grup. Onlara arkadaş da lazım değil. Onlar birbirine yetiyor. Adem'le Sabriye var. Adem'e bazen Adem arkadaş arar gibi oluyor. Bazen böyle de. Sabriye'yi evet. Çok seviyor ama evet. Bazen de böyle kafa dengi, canı sıkılıyor, bunalıyor. Böyle kafa dengi bir arkadaş arar gibi oluyor. Ama Adem'e gönüllüler takımında bir volkanla kafasının uyuşacağını zannediyorum. O da belli bir yere kadar. Çok uyuşacağını da zannetmiyorum. Oradaki kilit Pınar, Şahika, Berna Keklikler. Bu üçü bence ilerleyen günlerde birbiriyle daha yakın olacaklar. Çünkü Tuğçe, Burçak, Ogeday hep kemik. Gökhan, Elif kemik. Belki Gökhan elenirse ben Elif'in bu kadro Pınar, Şahika, Berna'ya yakın olmaktansa Tuğçe, Burçak, Ogeday'a yakın olmaya çalışacağını düşünüyorum. Ama Tuğçe, Burçak, Ogeday'dan ilk günlerdeki gibi gel tamam Elif seni bekliyoruz gibi bir tepki Tuğçe bulamayacaklar. Tuğçe o kadar şey söyledi, hırs bürümüş gözünü dedi, artık oyunlarda performansı için kişi seçiyor dedi. Buna rağmen bir araya gelirler mi?
Gökhan elenirse tabii. Tuğçe'nin daha önce de bir sürü kişiye bir şey söyleyip bir sürü şey söyleyip bir araya geldiklerini söylediler. Biraz da mesela şu anda Berna'ya uzatılan bir zeytin dalı var. Ona bakarsanız Elif'e söylenen bu şey Berna'ya söylenen şeylerin arasında %1 değildir. Anladım. Ama Tuğçe ile Elif şu an... Ben size bir soru sorayım evet. Üçünüze. Gönüllülerle Ünlüler Adası'nda ilk iki gruptan kimler kavga eder? Ben siz cevaplayın. Karşılıklı kavga. Karşılıklı. Yani en yakın adayların. Yani bugüne kadar kim etti mesela ki? Bugüne kadar öyle bir kavga yok, oldu mu? Yok gönül yok hiç olmadı işte. Yani yok. İlk bu iki gruptan. Birbirleriyle. Ya bir kavga niye çıksın ki? Aa, nasıl yani? Zaten bir neden olması da gerekmiyor ki kavgaları. Hayır, normal yaprağa şey da kızıyorlar. Yani, yok bilmiyorum ya öyle bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü yani kim olabilir? Çünkü gönüllerde ısıracak adam yok. Volkan yani, var. Volkan dedi. Volkan o kadar akıllı Berna. Ki. Belki Berna. Ya Elif de olmaz. Çünkü ister Elif istemez ortak Sema'ya... alanlar paylaşıyorlar bir şekilde. Ama Elif sesini şu ana kadar hiç yükseltti. Belki Volkan Elif Pınar olabilir. Olabilir de. Bak, Elif Pınar Pınar mantıklı mı? Geliyor bana evet. Elif Pınar. Evet. Bana da Berna ile Serhat gibi geliyor. Berna Serhat çok ciddi yani, iddialar bu. Orada tabii, çünkü tabii. Berna ile Serhat biraz şey de fevri anında sinirlenebilen de iki yapıda. Berna Serhat öyle yapmaz. İkisi de Almanya doğumlular. Onlar adada yavaş yavaş Almanca konuşmaya da başlarlar. Bu dediğimi de unutma. Zaten ben onunla... Yasak değil mi o? Değil abi. Değil mi? Bizim zamanımızda da Ahmet Dursun'la bizim Berna vardı. O konuşuyordu yani. Hani ne diyebilirsin ki? Hayır mesela diğerleri... Şimdi mesela biz burada duruyoruz. Abi en kötü köşeye çeker Türkçe konuşur. Aynısını senin yanında yapıyor. Nasıl? Köşeye çeker Türkçe konuşacağını senin yanında Almanca konuşuyor. Ha bu hayır. Kayıda geçer geçmez yasak o ayrı. Değil değil mi yani? Değil. Serbest. Her eyvallah. Şeyi yapabilirsin. Yani müdahale edemez İngilizce belki. Konuşur o İspanyolca konuşur öyle bir tabii, sıkıntı tabii, yok. Tabii. Bunu enteresan. Hani daha önce de konuştuk Almanca konuşuyor diye Adem rahatsız oldu Serhat'a söyledi ya. Yani hani böyle bir yasak yok sonuçta. Yok. Bence Berna hatta Serhat Berna'ya biraz sahip de çıkabilir bu konuda. Hadi kim buradan yak. Kim kimi? Serhat Berna'ya. Belli olmaz. Çünkü şöyle bir şey gördüm ben Volkan'la Gökhan'ın tartışmasında. Bir tık önce görüntüde İlhan vardı. İlhan var. Evet. Sonra bir an uzay yolu gibi ışınlandı oradan. Röportaj girdi sonra İlhan gitti. Gitmese İlhan müdahil olabilirdi. Olması gerekir mi peki? Hayır. Yani ama bile o psikolojiyi gerekir. İçmesi yani bence de gerekmez yani. İçmesi yani. Hani şöyle aynen. Teamül olarak olması gerek. Hani bir kural ya da bir şey değil ama insanlık onu gerektirir. Ya o ama, ama oradan orada, gitmiş. Orada biliyorsun filler tepişir, çimenler ezilir de olursun yani. Tabii. Ya ihale sana kalabilir bir anda. Sana ne oluyor falan diye. Kalsın, bir an... Ben bir şey söyleyeyim bak. Ben %100 eminim ki İlhan Mansız oralarda değil. Bir kere yok. Kesin. Görmedim. Eğer orada olsaydı İlhan Mansız araya girerdi. Yok. Ve bu bunu niye söyledim? İlhan'a iyi puan yazar. Hani ister istemez senden kaynaklı olmayan kavgaların içinde de tesadüf yer alabilirsin anlamında da söylüyorum. Ha, tabii. Hı, evet. Ya o olabilirdi yani. Çünkü her an patlamaya hazır bombalar var yani. Peki İlhan'ın birleşmenin olduğu gün bütün herkese balık ikram etmesi de bayağı tartıştık biz burada. Bence çok doğru bir şey doğru yaptı. Doğru bir hareket çok miydi? Çok doğru bir şey yaptı. Çok şıklık yaptı. Çok doğru. Bir de İlhan orayı balık pazarına çevirdi kardeşim. Ben böyle bir şey görmedim. 8'er 80 tane. Yok 80 tane tutuyorum diyor. Herkese 8'er tane düştü onu düşün söylüyorum. Yani. O iyi bir şey. Çok güzel bir şey. Değil mi yani? Yani bir de o Survivor şartlarında... Hani insanların en büyük problemlerinden bir tanesi beslenmeyken adaya gidiyorsun daha bismillah ne olduğunu anlamadan birisi sana böyle bir jest yapıyor. O çok şık bir şey yani. Sabriye ile Adem için yorumunuz ne? Ya onlar efsane ikili. Onlara bir 300 bölüm falan dizi çekmek lazım. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Sabriye iyi kız hoş kız. Mesela bizim Jess çok seviyor onu. Ben diyorum ki Sabriye benim akrabam olsa hani en yakın akrabam olsa derim bayramlarda görüşelim kızım. Vallahi diyorum bak bayramlarda görüşelim. Bir şey ihtiyacın varsa beni ara. Görüşmem. Niye? Sabriye çok zor bir kız. Mesela mükemmel bir 23 saat geçirirsin. Hiçbir şey yokken en son söylenecek şeyi ilk kavgada sana böyle aparkat vurur gibi iki tane unutamayacağın, çok üzüleceğin, kırılacağın bir laf edebilir. Sonra 10 dakika sonra sana gelip ya pardon ben öyle demek istemedim zaten şaka yaptım diyebilir falan filan. Şimdi bunları taşımak çok zor. Yani ben hep onu söylüyorum. Oğlum ya benim canım evladım yani. Tartışıyoruz ya da eşimle ben tartışıyorum. Sonra diyor ki ya pardon sen haklıydın özür dilerim hadi sinemaya gidelim. Yok diyorum. Ben bir normale döneceğim. Öde lay 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 yok. Kırıldım, üzüldüm. Tabii ki bunu büyütmüyorum. Ama bana bir zaman ver. Bir normalleşeyim falan filan yavaş 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 diyorum. En sevdiğim hayattaki bana anlam ifade eden insanları. Şimdi ben öyle laflar hayatta kaldıramam. Hiçbir zaman da kaldırmadım ya.
Ben o tip insandan kendi adıma hani nacizane çok çekinirim. Adem peki Sabriye'ye tahammül sınırını aştıracak ama hareketlerden. Ama dikkat et, Adem'e iki defa üç defa hata yaptırttı. Adem hiç olmadığı kadar ya tartıştığı Serhat'a, İlan'a bile, Furkan'a bile bu kadar agresif olmamışken Sabriye ile tartışmalarından haksızlığa uğradığını düşünerek hiç tarzının dışına çıkarak namkör dedi. Şimdi ve bundan onu eleştiri de aldı. Şimdi düşünebiliyor musun? Çok sevdiğini iddia eden bir insan yüzünden birbirini seviyorsun. Kardeşim diyorsun, sarmaş dolaşsın ama sana hiç kimsenin vermediği zararı veriyor istemeyerek de olsa. Baktığında. Hayatta da öyledir. Hani arkadaşını söyle bana sana kim olduğunu söyleyeyim gibi sana direkt zarar vermiyor olabilir ama kendi yapısından kaynaklı rakipten problem daha yaşıyor. Tehlikeli bazen. Bazen. Bunu da söylemiştim ben. Evet. Aynen. Yani o anlamda ben söylüyorum. Yoksa orada o şartlarda adada herkesin hataları olacak, herkes problemler yaşayacak, bundan doğal bir şey olamaz. Çünkü hakikaten şartlarınız çok zor orada. Ama asgari müşterek de bu sinir savaşından, fiziksel savaştan değil mi Hakan? En az minimum yıpranan oradan başarıyla çıkacak. Evet. O adaylardan söylediğim o dört kişi bana şu an itibariyle yakın geliyor. Ama şimdi bir de şöyle bir şey duyuyorum. Survivor'ın ilk yarısı bitti diyorlar. Evet. Demek ki bu kadar daha zorlu süreç. Bu ikinci yarı futbol maçını düşün. Bir takım ilk yarı 2-0 önde bitiriyor ama öteki takım 3-2 kazanıyor. Çok sürpriz bir aday da çıkabilir mi sizce? Her sene çıkıyor hemen hemen neredeyse. Çıkabilir yani. Neden olmasın? Ben o sürprizimi söyleyeyim mi? Söyle. Bence Kıbrıs'a kalacak sürpriz isim Elif'tir. Göreceksiniz. Elif Kıbrıs'a kalacak. Ben senden korkuyorum kardeşim. Sen büyücü gibisin. Vallahi billahi ediyorum. Hakan Oz büyücüsü. Ben şuna merak ediyorum. Sen bu analizleri hani böyle şey gibi yani cımbızla alıp nasıl hangi izliyorsun? Hangi kafayla yapıyorsun? Nasıl Hakan, izliyorsun? Onu vallahi abi şöyle diyeyim yani aslında. Mesela Elif'i konuşalım. Onu evet. Nereden kanaate vardın? Yani? Ben Elif'in iyi bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Kolay kolay yazılmayacağını düşünüyorum Elif'in. Çünkü adanın gizli lideri olduğunu düşünüyorum ben Elif'in. Volkan'ın Elif'i hiçbir zaman yazmayacak olacağını düşünüyorum. Mesela bunlar hep benim kafamdaki düşünceler. Eyvallah. Ve ya böyle ya abi ya. Böyle bir kronoloji var kafanda. Var tabii var. Tabii tabii liste var. Veriyor Hakan bize. Onu bak ben sana önümüzdeki üç elenecek ismi söyleyeyim mi? Evet. Benim tahminim. Evet. Bu hafta, bak zaten bu haftanın kim gider onu biraz sonra açıklayacağım tahminimi. O zaman oğlum sonra sakla reyting tamam. Gelsin. Hayret bir şey ya. Biz her zaman onu biraz sonra konseye koşken. Ben Brad Money diyorum. Haftaya ve öteki haftayı sırayla söyleyeyim sana. Sırayla karışık sırayla. Bu Şahika ile Anıl. Şahika ile Anıl. Ya önce Anıl gider ya önce Şahika. Anıl dokunulmaz. Haftaya diyorum hafta yani şey bir sonraki. Dokunulmaz. Bu hafta Anıl elenecek kişiyi de biraz sonra söyleyeceğim. Bu hafta bizim Uzun'la bir sarılır mıyız Gökhan'la? Bugün bu hafta mı? Gökhan. Şöyle. Hadi konuşalım mı bari? Tamam şöyle yapalım. Bir kere burada çok enteresan bir şey var. Ben yalnız terledim şunu çıkartsam mı ya? Elif'in Kıbrıs'ı olayı hakkında ben de bir şey söyleyebilir miyim? Ben mesela Elif'in iyi bir yarışmacı, performansı fena değil. Gönüllü takımından en iyi kız yarışmacılardan biri olduğuna hemfikiriz. Ama Elif'in hiç albenisi yok. Orada biraz mesela Elif... Şey gelerek... yani hani o Survivor... Enerjik karakter sen o şey mi? Mi beğenmiyorsun? Hayır, hayırdır, hiç ha? Albinisi bir sempatik tarafı, esprili tarafı, devamlı bu ciddiyet olayı. Mesela Elif gidene kadar Sema 10 kere gider sırf performansla hiç Kıbrıs'a. Sema uçuyor canım. Yani yer uçağı. Yani. Pınar da Elif'ten çok iyi. Tuğçe de zaman bir zaman Elif'ten çok iyi. Bir de atladığımız bir şey var ki bireysel sembol denilen bir şey de var. Kim en fazla alırsa o da gidecek. O yüzden, geçen sene bileti alan en fazla alan gitmeyecek. Belliydi. En fazla alan final yarışında en fazla hakka sahip olacak. Tamam, evet. Geçen sene hep Nagihan aldı. Damla iki doğru. Tane sembolle evet. Gitti. Aynen mesela. Yani hani o da çok önemli. Tabii çok Sema önemli. Bu yolda önemli adımlarla gidiyor. Ben kronoloji derken şunu merak ettim. Şimdi söyledin ya sen Volkan yazmaz. Mesela Volkan'ın onu yazmayacağını nasıl öngörebiliyorsun? Öyle niye? Bilmiyorum. Ben ilk haftalarda yazdırdım mesela onu. Senin o derin analizlerin ondan bana ilginç geliyor. Çünkü orada şimdi bir bakıyorum Sedat kendi başını yedi. Tamam. Yazık niye? Kişiselleştirdi Adem'le olan problemini. Sedat performans olarak da tarz ve tavır olarak da dişi bir karakterdi orada. Hani o daha kalırdı diye düşünüyorum. Fakat kişiselleştirdi. Ben mi gideceğim, sen mi gideceğim falan filan derken döndü. O bumerang olduğuna geldi. Kişisel nedenleri de çok... Ama işte bizim göremediğimiz ne var biliyor musun? Çok pardon. Mesela şimdi adadan gelenlerle konuşuyoruz. Adadan gelenler ne diyor biliyor musun abi? Herkes Volkan'da acayip bir SMS var zannediyor gönüllülerde. Adem'in de hiçbir şeyden haberi yok diye. Adem acaba bu potaya çıkarsam gider miyim psikolojisinde? Ama ikidir Adem ne zaman çıksa öyle bir konuştu ki vedalaşır gibi konuşuyor. İşte bilmiyor. Şimdi bilmediği için belki Sedat da bilmediği için tabii ki Adem'in karşısına çıkmaya yürek istiyor. Halbuki Sedat
Oradan bir yarışmacı olarak falan, en kuvvetli iki yarışmacıyı karşısına almış. Çok iyi gidiyorsun falan dese olmaz mı bir cümle? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada biri kulağına üflese yarışmanın gidişatı değişir. Değişir değil mi? Tabii ki. Doğru. Bak demek bak Bulut delikanlı adammış ki bu tip şeyleri çok hissettirmemiş mesela. Hiç konuşmuyor. Bak Acun abi ona konuşma demiş. Hiç konuşmamış ama yani. Gönüllülerle gönüllüler takımının arasında öyle bir konuşma gerçekten oradaki yarışmacıların da kaderini etkiler. Çok cesaretli. Bak Bulut dese ki İşte ya işte Erdi bak şunun üzerine oynayalım bu çok kötü durumda gönüllerde. Ya da işte şey Adem bak iyi gidiyorsun şeyini bozma kardeşim bugün yarın ben elinirim ama senin yerin finalde hazır falan dese Adem'in adada yürüyüşü değişir. Bunu söyleyeni tespit etseler diskalifiye nedeni mi? Tabii. Evet çok, tabii. Çok büyük risk şimdi alır. Şimdi hızlıca BTR'lerimizi de izleyelim. Bu kadar sohbetimiz çok güzel giderken bölmek istemezdim ama sizlere de hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü Gönüller Adası'ndan biraz bahsedeceğiz. Biliyorsunuz son zamanlarda Gökhan ve Berna arasında yaşananlar adaya damga vurdu. Bu olaya Volkan da dahil olunca bakın neler yaşandı. Bir hatırlıyoruz, sonrasında sohbetimizi sürdüreceğiz. Bu hemen zaten bu insanları ben hatırlıyorum bu arada. Buyur Berna'cığım. Ya sen bu aralar gerçekten normal değilsin bu arada. Sen çok normalsin gerçekten, değil mi? Gerçekten hiç normal değilsin. Kokonat açıyorum gelmişsin ver. Yalan söyleme burada. Yalan mı söylüyorum? Ben demin o insan cevizi açıyordum sana dedim ki ver bunu ben açayım diyorum. Ben Burçak'ın elinden aldım. Hiç yalan Burçak, söylemene gerek yok. Burçak yanlış mıyım? Biz ben beraber. Ben Burçak'ın elinden aldım. Ya tamam benim elimden aldın da hani biz açıyorduk. Hindistan cevizimi açmak istedim. Kendi Hindistan cevizimi açmak istedim. Suratımı fırlatsaydın daha iyi. De en azından kavga edecek bir nokta olurdu. Çıkar bir kavgaya bak ya. Ya ne kavgası kızım ben? Sen de kavga çıkarıp sana malzeme mi vereceksin? Bana bak Gökhan benimle doğru konuş anladın mı? Benimle doğru konuş. Ya ben kimsin de seninle doğru konuşacağım be. Bana sus be falan söyleyemezsin. Tamam mı? Hadi aç bakalım. Yardıma gidecek. Sana benden malzeme yok. Hadi sus. Benden malzeme yok tabii. Dükkan kapalı. Yemin ediyorum bir şey yapmadım ya. Arkadaşlar sesim benim bak konuşurken bu. Bana el kol hareketi yapma. Bana el kol hareketi yapma. Yaparım senden sana bu saatten yok. Bir daha bu hareketten geçen sonra bak ben sana neler yok. Yapacağım. Hadi. Kötüyüm ya. Yalancıyım karaktersizim ya. Hodri meydan diyorum hadi ikimiz potadayız. Bak ben normalde Berna'ya hak verdikleri zaman değil mi? Ben de buradaydım. Lan haklı denecektim. Kız bir şey demezsen bağırmaya başladım bir anda. İlham şu an şey kusura bakma ama bölüyorum. Gökhan sanırım bölmek istiyorsun. Artık niye? Dile getir bunu kokonatını. Yo. Ne demek yo? Sabah yapıyoruz hep birlikte buraya gelirken ayrı yapıyorsun yani. Yo söylüyorum. Berna'nın yardım ettiği bir şeyden yemek istemiyorum. Yo öyle bir şey söylemedim. Tamam şimdi söylüyorum yemek istemiyorum. Bölsem pirinci de bölerim. Ben bölsem pirinci de bölerim. Herkes yardım edecek ve her zaman böyle yiyeceğiz. O zaman yok ben Berna'nın yardım ettiği bir şeyden yemek istiyorum. O zaman bölmek artık istiyorsun diyorum ben de. Ya tamam kendi kokonatımı yaptım yedim bu sıkıntı mı? Tamam bölmek istiyorsun o zaman diyorum. Çünkü her zaman bu kız yardım edecek. Bir şey söyleyeceğim. 4 gün öncesine kadar Ogeday sen Tuğçe yapıp yiyordunuz. Ben Elif de yapıp yiyordum. Kimse soru neyi çıkarmıyordu. Şimdi Tuğçe lafını esirgemiyor. Aslında yani şöyle esirgemiyor. İstiyor onun Gökhan'ın Hindistan cevizini ayırma ihtimaline karşı veriyor aslında çerezi. Ama Gökhan yine geri vites yapıyor. Ben zaten Gökhan'ın lakabını değiştirdim. Geri vites Gökhan. Burada herkesin lakabı var. Gökhan gibi geri vites. Artık kızlar da öyle söylüyor. Ya senin yaptığın olay benim garibime gidiyor. Ya sen benimle ilgili bir tamam, susana konuşma artık ya. Tamam onun yaptığı olay senin garibine gidiyor. Sen benimle ilgili yorum yapma konuşma. Abi arkadaş olsun ne alaka ya? Tamam o zaman adaletini buyurun. Ya sana mı kaldı adalet çemberini savunmak şimdi? Aynen. Ha? Hayır bunu nasıl bana çeviriyorsun ben ona şaşırıyorum. Ben de bir daha bir kelime bile muhatap olmuyorsun. Sen bunu bu duruma getirmek için benimle dün o kavgayı yaptın. Hadi şimdi bu şekilde bu vurmaya çalış. Hadi bakayım böyle sen çocuk oyunlarına gerek yok. Sen beni bu konuda kullanamazsın. Böyle çocuk oyunlarına gerek yok. Anlatabildim mi? Foto haftasında bak saldıracak başka sen insan bul. Sen beni bu duruma getiremezsin. Abi sen saldıracak bana başka insan bul. Dükkan kapalı sana. Sana daha az saldırdım ben. Sana şu dükkan saatten kapalı. Sonra sen gör bak ben sana neler yapıyorum. Sen beni bu konuda kullanamazsın. Kullanma sen mı? Benimle kavga ederken kullanma o tarafa bakın. Bu tarafa bakın. Benim stratejilere bak. Bunları yemiyorlar artık. Aramı bozamayacaksın tamam mı? Kim senin aranı bozuyor ya? Kimsenin aranı bozuyor? Sen, kimin aranı bozuyor? Kimin aranı bozuyor? Sen kimin aranı bozuyor? Sen ne bek? Kimin aranı bozuyor? Bağırma ya. Bağırma. Hey. Bana bağır.
bağırma. Sus o zaman, konuşma ben. Konuşma, sus sen de ya. Ne diyorsun? Sen sus. Ne diyorsun? Sen de Elif'e bağırıyorsun. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Ne diyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha, dikleniyorsan gel bakalım. Lan sen dikleniyorsun, ne oldu? Gel. Dikleniyorsan gel. Elif kolu oynamasın. Bağırma elini biraz oynuyorsa vuracaksın oğlum. Elini oynuyorsa vuracaksın. Biraz da bağırma. Sen de Elif'e bağırırken bağırmayacaksın o zaman. Özür dileyeceksin onlar. Sana mı soracağım? Özür dileyeceksin. Sana mı soracağım? Kıza bağırma. Sana mı soracağım? Bir daha kıza bağırma. Sana mı soracağım? Elin kolun oynamasın. Ne olacak lan oynarsa? O zaman elini kaldırdığın zaman sürekli vuracaksın. Sürekli geri vites geri vites. Otur oturduğun yere. Dört tane çikolata için bana diyorsun ki seninle tartışmak özür dilerim. Sen böyle bir adamsın. Hadi güle güle. Hadi bak. Hadi bir daha da kıza bağırdığını görmeyeyim seni. Sen de bağırmayacaksın. Ya kime bağırdın sen be? Sen de ben sana özür dilerim Elif. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana cevap ver abi. Sıcağı sıcağı ne oldu? Sen bana net cevap ver. Bir saniye. Özür diledin mi senden ben? Özür diledin ama... Tamam kıza bir daha bağırmayacak tamam, abi. Tamam Gökhan da Berna'dan özür hayırdır abi. Abi sürekli bağırıyor kıza ya. Kim tamam, bağırıyor? Onları... O bana bağırıyor sabahtan beri. Ya ne olursa olsun abi sen ya, adamsın. Ya ne demek ne olursa olsun ya? Gerçek adamsın sen. Ya hayırdır ya? Abisi misin babası mısın? Ya ne sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sen Ogeday'ın karşısında özür hadi dileyen bir adamsın. Haydi. 25 yaşındaki haydi bir adam karşısında özür diliyorsun sen. Özür dilemenin yaşı senin olmaz. Senin kendine hadi güvenin ya. Haydi yürü. Haydi yürü. Ne arkadaşları destek çıktı. O nereye girdi? O ne alakaydı mesela? Ne de ada halkı. Bir de orada o konuyu açmanın ne anlamı var? İlhan Mansız bu kez tek başına kaldı. Aradaki yaşananlara da döküldü. Olmaması gerekiyordu. Birazdan Survivor Panorama'da. Size nasıl sesleneceğime gerçekten karar veremiyorum. Hakan Ural diyeyim. Tamam, Hakan. Hakan. Ya, Hakan. Tamam peki Hakan. Ben daha gencecik 50 yaşında adamım ben. Yalnız peki burası ambiyans onunla mı? Tabii ya, harbi 50 misin abi? Tabii. Şaka yapıyorsun. Aslanlar helal gibi. Bir şey söyleyeceğim ama lütfen yapma. Allah helal ya. Ben de 34 yaşındayım. Ben küçüktüm, siz aynıydınız, hala aynısınız. Yemin ederim. Sen 34 müsün? Evet. Teşekkür ederim. Tuğba Hanım'a da bir alkış alalım. Abi sen 34'ü göstermiyorsun. Vallahi. Masada neyse, en yakın, benim yaşıma en yakın 10 yaş var neredeyse. Ya Erdi neredeyse Engincan. Engincan 92'li. Erdi 90 evet mıydı sen? 88. 88. Ya 3 yaş var aralar. 4 yaş. Ama var siz yani yıllardır aynısınız diyor. Aynı küçüktüm miyim? Böyleydiniz ama hala. Ama şey söyleyeceğim bak yani, bunu hep ben söylerim. Şey aklımda da bir söyleyeyim bari. Abi sizin genler böyle galiba. Çünkü Selçuk abi sonra de. Aynen. Tabii o da böyledir. Yani bak Selçuk abimi amcamı demeyi düşünürken Selçuk bizim abi kaç yaşında? Eski o söylemeyeyim bir sıkıntı olur. O göktaşı tamam çarptı dinozorlarla beraber ama o kaldı burada. O ay, abi böyle bir şey olamaz ya. Doğumlu. 42. Ne oluyor? 76 75 oluyor mi? 75 buçuk. Kursi yani 76 vardı o zaman siz hatırlamazsınız. Şimdi mesela buradan gelse beni bozar. O kadar fit yani. Maşallah. Çok inanılmaz ya. Helal olsun abi. Aynen. Selamlar olsun hakikaten yani. Sen nereliydiniz bu arada pardon? Bizim Trabzon, Vakfı Kebir, Malatya, Pötürge, Çukurdere. Yani Trabzon'la Malatya karışık. Güzel. Böyle sıkıntılı bir bölgedir hep oralar. Ben bir şey demedim. Hakan bir şey soracaktın. Ne soracaktın? Ben sen ona soracaktım. Benim ha, tamam. Sen bu analizleri nasıl yapıyorsun ya? Hakan bir anlat da şey rahatlayalım ya. Bak ben sana bir bak vallahi tamam billahi büyücü gibisin. Biz konuşuyor. Hani ne yapıyorsun? Çok dikkatli mi izliyorsun? Yoksa oraya abi katılmandan şöyle kaynaklı mı bir şey? Aynen öyle. Bir kere şu oradaki. O büyük tecrübe değil mi? Tabii çok büyük tecrübe. Çünkü ben 2010'da Panama'da katıldım. 2015'te Dominik'te. Son 6'ya kadar kaldım. Onun dışında iyi bir Survivor izleyicisiyim. Onun dışında hani daha önce de hani bir prodüksiyon işi yaptığım için televizyon evvelimden ben hani iş anlamında. Eyvah. Bu gözle de bakabiliyorum. Bir de 2 senedir de buradayım. Bunların hepsini birleştirince burada gelen konuklardan da aldığım feedback'ler var. Hani öneriler ya da bilgiler var. Geri şimdi bilgine bana mesela Erdi geçen gün dedi ki Volkan dedi kendini çok SMS'li zannediyor. Bu şimdi bende birçok matematiği değiştirdi. Hemen data mesela atıyorsun onu. Tabii ki duruyor abi. Sadece Volkan bir değil, hayat diğer yarışmacılar da öyle zannediyor Volkan'ı. İşte yani diğer yarışmacılar öyle zannediyor. Volkan'ı öyle konular. Mesela bu Volkan'ı son 6'ya 7'ye götürecek diyorum şimdi ben. Şimdi televizyon dünyası çok acımasız. İnanılmaz. Yani Allah'ımı cihan olsan, reytingin yoksa kim olursan ol yani hemen sabah kalkıyorlar. Karneye bakıyorlar. Bakıyorlar. Onu beş geçe. Allah'ım cihan olsun. Ya seni çok seviyoruz ama hemen böyle ayak içi plase atıyorlar seni dışarı. Tabii tabii. Size helal olsun ikinize de. Bir ekrana ay, çok tamam yakışıyorsunuz. Samimi söylüyorum. Bak. İki çok bıcır bıcırsınız böyle. Teşekkür ederim. Çak kız güzel oldu. Vallahi. Vay be. Sizden bunları duymak gerçekten çok güzel.
Benim sizden Hakan amcanız olarak ricam. Tamam, bak vallahi billahi bak ne biliyorsanız bugüne kadar ne yapıyorsanız hiçbir şeyden etkilenmeksizin aynısını yapmaya devam. Estağfurullah vallahi utallayı. Muhabbet de ne güzel. Erdi'ye soralım. Şimdi ben ona şimdi yanlış anlaşılmasın o sansürle anlatır cin gibi. Arkadaş ben bu tuvalet muhabbetini nasıl merak ediyorum? Yani bu nesini merak ediyorsun tuvalet muhabbeti? Ay, ne yapıyor bu lan? Nasıl bir şey? Anlat Erdi. Erdi anlat. Bir tuvalet maceranı anlat. Bunu sansürle anlatsana helal olsun. Anlatabilmeyi başar. Sen o zaman abi şey yapıyorum. O madde madde gideceğim. Yaprak. Küçük sahil deniz. Ciddi misin? Bu yaprak sahil deniz abi ormanda. Yaprak mı? Ya zehirliyse? Kuş sesleri arasında. Of. Zehirliyse de artık zehirlenecek bölge de belli o yüzden. Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle bir şey söyleyeyim. Her zaman söylediğim konu nereye gidiyor nereye belli değil. Hiç tam önemli. Yerini buldum. Ama bak ne kadar düz. Ben merak ediyorum. İki bir şey daha merak ediyordum. Söyleyeceğim onu da. Ha mesela o bir gün siz bir kuru fasulye kazandınız. Yok ünlüler kazandı. Yok yok o geda kuru fasulye yiyince aynı yerde mi yatıyorsun? Hayır. Onu merak bak, neyi merak ediyorum? Bak neyi merak ediyorum. Bu kuru fasulye yedi. Fakat bir şey daha kazandığı için herkes gitti bu. Mantı. Mantı mı? Kayseri mantı. Yoğurdu evet. Moğurdu da. Mantı biberli. Evet mantı evet doğru. Dört tabi. O gece dedim ki bunun uyuma şansı yok yani. Ya da uyutma şansı yok. Para kaçan gibi gezmiştir yani. Oralarda böyle bir şey olabilir. Bir de mesela ben yemem o kadar değil mi? Yemeyip yer misin o kadar? Yok mide zaten şöyle. Birleşmeden sonra mahvoldular işte. Zaten bilimsel olarak da mide esnek bir şey ve biz yedikçe zamanla o çeperi büyüyor. Yemezseniz de küçülüyor. Şimdi sen böyle bir mideye normal hayatta yediğinin daha fazlasını koyunca birleşme partisine bu sefer ne oluyor biliyor musun abi? Of. Ve buralarına sancı giriyor böyle. Ya. Zaten bütün yarışmacılar çıkarmaya çalışıyor. Tabii böyle yapman lazım. Gemi geçiyor. Abi çok yani bak çok yemeyeceksin zaten. Ya çok yersen çatlarsın. Bildiğin çatlarsın. Bu sene yani. O sohbetleri çok duymadık. Belki bu akşam duyarız birleşmeden evet. Kim Furkan ne kadar yedi. Furkan yalnız birleşmede Furkan şarkı söylemeye söyledi. Çıkarken ölüyorum. 4 sütlaç yedim dedi. Dedi. Biz dans yarışmasına çıktık dedi. Ya. Öyle bitiyorduk. Oo, yani. Vals yapmışsınız. Aynen. Ben şey yaptım. Hangi şarkıydı ya? La Bamba ile dans ettim. Ay çok keyifliydi. Kilimeceğim birinci olmuştu. Yaparız bir gün ya La Bamba. Olur tamam. Kilimeceğim birinci olmuştu. Bana verdiler 35 kilo kızı havaya atıp tutuyorum falan böyle. Kim? Ya, dansçı yani orada. Ha tam eşli değildiniz yani. İncecikti böyle aynen. Bundan hanımının falan haberi var. Var abi. Tamam, Gizem'e sevgiler burada tamam. Merak etme. Arıza yapma da. Peki şu VTR'ye geçsek tekrar. Tutuyorum deyince tabii biraz. Berna Volkan ve Gökhan üçlemesi. Şimdi evet. Berna evet takımından önce stratejiler yaptı. Erdi ile kavga etti. Sonra vazgeçti. Kız arkadaşlarıyla yakın oldu. Sonra beni yalnızlaştırdınız dedi. En son durumda Gökhan'la tartışması. Palayı Gökhan'ın önüne atmasıyla, Gökhan'ın Berna'nın önüne atmasıyla Volkan'la burun buruna gelmesi. Evet. Şimdi biraz alt üst oldular. Biraz karışık bir durum ama bu yaşananların değerlendirmesini yapsanız ne söylersiniz? Berna olayın neresinde? Volkan neresinde? Gökhan neresinde? Emanet olduğu için mi Berna'yı o şekilde savundu? Gökhan acaba potada olduğu için mi Berna'yı o şekilde çıkıştı? Bir sürü soru var da. Beyin fırtınası yapalım. Aynen öyle. Bir kere Berna'yı en iyi tanıyan Erdi burada. O büyük bir avantaj. En iyi analizatör. Analizatör. Mourinho orada. Mourinho yok. Aynen. Şimdi ben de nacizane kendi gördüğümü anlatayım. İki günden beri biz de bunu konuşuyoruz. Şimdi... Berna şahsına münasır bir kız. O realitesi denilen şeyi çok fazla var. Onu biliyor. Ben mesela Berna'yı iki hafta önce eleştirmiştim. Çünkü çok agresif tavırlar içerisindeydi. Dedim ki sen agresif bu tavırlarınla belki birilerini etkileyeyim derken kendin etkilendin. Farkında değilsin. Kontrolden çıktın. Bu şekilde bir gün bile evinde duramazsın. Yani sen yarışmayı kendini aslında zorlaştırıyorsun. Nitekim vermiş olduğu röportajlarda bir hanım olarak hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı yani. Çünkü bumerang oldu. Sonrasında iki hafta bir dinginleşti falan. Şimdi iki tane potadaki insan. Orada ben Gökhan'ı şöyle eleştiriyorum. Berna'yı zaten tanıyorsun. Berna'yla mümkün olduğunca polemikten kaçman gerekiyor senin. O sana sürpriz değil. Kaldı ki en başında da sürekli diyor ki ben sana malzeme vermeyeceğim diyor. Malzemenin en büyüğünü verdi ona. Artı her ne olursa olsun Berna'yı soyutlayalım haksızlık yapmamak için. X bir kızı var diyelim. Tartışıyorsun. Tabii Gökhan'ın da bu potada fazlaca sık olmasından dolayı biraz psikolojisi de iyi değil de olabilir. O palayı atış şekli tahrik edici. Yani neden vermeyeceksin? Ben hep onu söylerim. Neden verdikten sonra şöyle özetleyeyim. Ben diyelim ki eşimle tartışıyoruz. Ben de haklıyım. Konuştuk tartışıyoruz. O diyor ki ben haklıyım sen haklısın derken ben bir anda masaya bursam ulan desem mesela bütün seyir benim haklılığım gider başlar ağlamaya sen nasıl bana ulan dedin der. Ben yarım saat özür dilemek durumunda kalırım bak haklılığım çöpe gitti. Halbuki
benim haklı olduğumu düşündüğüm bir tartışma yaratmıştık biz. Onun özür dilemesini bekliyorken bir an fevri hareketimden kaynaklı benim bütün haklılıklarım çöpe gider ve ben özür dilemek durumunda kalırım. Gökhan her ne olursa olsun o hareketi yapmayacaktı. Zaten orada fitil ateşledi. Ondan sonra karşılıklı polemikler. Elif girdi, o girdi. Ayırdım zaten Tuğçe biliyorsun geldi. Dedi ki işte sen ayırmak mı istiyorsun, kayırmak mı istiyorsun? Evet. Israrla oradan gitmeliydi. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bilmiyorum mümkün mü erdi. Ben şunu savundum hep. Baktın ki bu tip anlaşamayacağın, tartışmaları tırmandıracak tipler var. Ben diyorum ki uza git ya bu tarafa kumsala doğru. Ama işte öyle olmuyor. Olamıyor sen, bilmiyorum. Ben şöyle oluyor bilmiyorum abi. Mantıken şöyle oluyor. Hani sonuçta kameralar seni çekiyor. Tamam. Laf yiyorsun. Tamam. Ondan sonra gidemiyorsun. Onun ama gidebilir misin? Elinde midir? Tabii abi herhalde. Git işte ya. Mesela Gökhan'ın gittiği de olmuştur. Gelmişken çok zor ya. Gökhan'ın gittiği de olmuştur. Berna'nın en sevdiğim huyu bu işte. Berna tartışsa da haklı da olsa haksız da olsa bazen yanlış konuşsa da yanlış konuşmasa da Berna tartışmadan kaçmıyor. Berna gözünün içine bakarak tık 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 söylüyor sana haksız olsa bile. Hı hı. Ne yapıyor? Gökhan'ın da düştüğü durum bu oluyor. Mesela Hakan abi de biraz önce de söyledi. Elif'i Kıbrıs'ta görüyorum diye. Ben diyorum Elif'in Kıbrıs'ta olma ihtimali Papa'nın Müslüman olma ihtimali kadardı. Yani, Elif... Ama bir iddiaya girin yalandan bu. Bir iddia yapın. 8 mi? Hastaması yapın. Bak kaç Elif... kişi var burada. Ben bunu iddiaya girmem. Elif Kıbrıs'a şöyle. Falan gidemez. Gönüllüler takımından. Eğer birisi Kıbrıs'a gidecekse Berna Keklikler şu anda 3 kız var rakibi. 3'ünü de ezer geçer. Allah Allah. 3'ünü de ezer geçer. Berna Keklikler öyle sıradan bir rakip olarak görmüyor. Berna Keklikler'in yarın öbür gün performansı da artacaktır. Berna'da bu potansiyel söyle, var. Söyle şeyi söyle. Hindistan cevizinden aldı dedik. Tabii Hindistan cevizini Berna'ya gitmeden ben çok konuşurum. Bak bu Hindistan cevizini herkes yiyor. Sen çok fazla yiyorsun. Hepsi kilo verdi. Sen aynı kiloda kaldın. Bir de ondan enteresan sonra. Enteresan ha. Yani aynı kiloda kaldı Berna. Hepsi Berna en iyileriken. Bir anda hepsi yükseldi. Berna düşüşe geçti. Kilosu mu onu bu kadar hani düşüşe geçmesi? Tabii Hindistan nedeni? Cevizi konusunu abarttı Berna. Hindistan cevizinde Berna... Açsa kız ne yapsın, ne yiyecek? Ama biraz... Ben de mesela acıkıyorum, yemiyordum. 17 kilo verdim. Ama benim sporcu kariyerim olmadığı için sporcularla yarışmakta zorlandım. Berna bale yapmış. Berna hız ayrı, güç ayrı, her şey ayrı. Ama Berna denge oyunlarında şu anda belki... İki takımın en iyi kızı. Denge oyunlarında onda Berna... bir atışta sıkıntı var. Atışta evet. Sıkıntı var. Denge oyunlarında Berna Keklikler 10 numara. Çok iyi. Çok hızlı geçiyor. Denge oyunlarında. Ve Berna Keklikler reality bölümünde de diğer kızlardan çok üstte. Berna Keklikler ne yapar ne eder kendine bir sen reality bulur. Sen aşağıda mıydın? Ben reality'de o kadar şey değilim. Şu reality kelimesini biz biliyoruz ama seyirci bilmiyor. Biz reality derken sevgili seyirciler... Ada hayatında tabii. Adada bizi çektikleri anlar. Yani oyun ya da konsey dışında Survivor'ı 3'ü ayırırsanız... Ada yaşantısına biz reality olarak orada hani böyle konuşulur. Bunu da herkes bilsin şunu ki da cebine reality koy, reality nedir diye anlamıyoruz. Benim orada o anlamda izlemek istediğim uzak ara bir numara sendin. Ne söyleyecekti evet, değil mi? Tabii. Ama bak ne kadar acımasız bir yarışma. Hani şimdi Berna'yı bu anlamda sen diyorsun ya bu yönüyle daha ön plana çıkar. Hiç belli olmuyor. Belli anladım. Evet. Niye? Abartın sen buradaysan, yani ona da güvenmemesi lazım. Ama Berna son zamanlarda hani... Karşıma çıksın potada görüşürüz diyebilecek kadar iddialı olduğunu da söylüyor. Yani bu ben artık kelimelerine döküldü. Yani. Ben çok farklı bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Ben şunu iddia ediyorum. Bence bu kavga Gökhan'a yarar. Niye Allah yarar? Allah tabii, tabii. Bak şimdi bu adamın bu lafları bana enteresan. Bak şimdi ben sana niye? Nasıl? Bir açıkla Hakan. Benim bir kafamda bu hafta gitme ihtimali olan kişilerin kendimce olan SMS sıralamasını yaptım. Yap. Gitme ihtimali olanlar İhtimal sadece. Tabii. Sabriye. Onun altına Sema veya Furkan. Sabriye onun mi? Altına şey evet gitme ihtimali olan SMS sıralamasının en üstü Sabriye. En çok SMS alacak bence. Ha, tamam gitmesi en çok altı, Sabriye diye anladım. Yukarıdan ben aşağı geliyorsun. Aynen. Ben de tam bence şimdi Sabriye en çok SMS alır eğer bu benim adayların arasında. İkinci Sema veya Furkan olur. Üçüncü Berna Keklikler. Dördüncü Şahika. Beşinci Gökhan. Altıncı Burçak. Şimdi bunlar bu adada büyük ihtimalle potaya girme ihtimali olan iki taraftan da insanlar. Şimdi gönüller kaybederse muhtemelen Burçak potaya girecek. Doğru. Böyle bir durumda ben Gökhan'ın bu kavgadan önce bile Burçak'a geçeceğini ve Burçak'ın eleneceğini düşünüyorum. Böyle olunca işte. Ama eğer ünlüler kaybederlerse bence şimdi şöyle bir durum var. Evet. Burada başka bir matematikle geleceğim. Birleşme Partisi'nde gördüğüm Pınar nasıl daha önce
Ademlerle hareket etmedi ya. Evet. O kadar çok konuştu ki ben şimdi edeceğini düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Ha. Kesinlikle şimdi edecek. Artık isim etmek söyleyemiyor. Yok. Aynen. Stratejik davranacak. Aynen. O yüzden eğer... Peki ederse takım arkadaşları tarafından daha fazla dışlanmaz mı? Zaten artık o da safını belirlemesi lazım. Burada değilsin, burada değilsin. O zaman Sedat gibi gidersin. Hmm. Biraz artık stratejini kuracaksın. O kadar konuşuyorsan onun şeyini de yapacaksın. Ünlüler Ademler kaybederse geçir. Kim gelir diyorsun? Ünlüler kaybederse muhtemelen Sabriye, Sema bir de isim söyleyecekse biri ki bu haftalık öyle olacak. Onun yanına Adem'i veya Furkan'ı söyleyebilir diye düşünüyorum. Böyle bir durumda ben Berna Kekliklerle kavga eden Gökhan'ın SMS'te Şayika. Sabriye veya Şayika büyük ihtimalle yazılır diye düşünüyorum. Böyle bir durumda Gökhan'ın benim SMS'imde bir üstte olan Şayika'yı alt edip adada kalma ihtimalinin yükseldiğini şimdi düşünüyorum. Şimdi özetle bize söylersen kim gider Hakan? Şöyle diyorum, eğer ünlüler kaybederse Şayika potadaysa Şayika gider. Tamam. Gönüller kaybederse Burçak gider diyor. Bu arada aklımdayken söyleyeyim, Bayram da sana salladı. Bayram kim? Bayram? Bizim şey... Büfedeki. Büfe. Ya ben, o benim bir tanem ya. Ben anlamam, salladı. Sağ olsun, döneri bol koyuyor bana, sağ ol Bayram. Büyük ihtimalle iddia kazanmışlar. Jeff'le ilgili konuşmayı ne zaman yapacaksınız? Oy daha siz beni burada 3 saat tutacaksınız. Ya Bayram var ya, ne dedi Bayram benim hakkımda? Salladı, sen ona iyi davranmıyor musun? Vallahi mı? Omletine tükürür bak. Ya Bayram'ın kim olduğunu söyleyin de izleyicilerimize. Bayram bizim büfedeki sorumlu. Kapitayımızdaki. Ha, çok dünya tatlısı. Migren Bayram ya. Hep başı ağrıyorum. Biliyorsun bayağı damsı gibi bakıyor. Sabahları. Erken geliyor. Erken canım geliyor. Benim. Ya. Peki VTR'ye gidecek vaktimiz kaldı mı Behçet? Ona göre pas atacağım. Tamam peki. Tuğçe ve Burçak arasında geçenleri zaten biliyorsunuz çok yakın iki arkadaşlar. Ama bu kez Elif'e karşı biraz sert sözlerle yüklenmeye başladılar. Elif'in gözünü hırs bürüdüğünü düşünüyorlar. Bakın neler söylediler. Son bir hafta 10 gündür çok fazla oyun kaybetmeye, çok fazla oyun vermeye başladık. Bu canımızı çok sıkıyor. İnşallah Ogeday da Anıl da bir an önce iyileşip aramıza döner. Bizler hepimiz bir an önce bir iksir olsun ve bir an önce hepimiz toparlanalım istiyorum. Ya iyisin. 3 tane oyuna çıktım, 3'ünü de aldım ama mutlu etmiyor beni ya. Evet. Mutlu değilsin. Tatmin etmedi beni aldığım oyun. Kendimi... Hani oyun... Ne bileyim ya. Sonuncuyu almış olsaydım bence tatmin olacaktın ama... Hı. Ay ona da şey sinir oldum dün ateş başında Elif'e. Oh, saçma sapan ya. Hayır yani. Akılsız mısın? Nabzın yüksek ne demek abi? Zaten yorulmuşsun evet, demek. Evet nabzın artmış ve yorgunsun, o an çıkamazsın hayır, demek. Hayır hadi yani. yoruldun demiş o. Ne olacak? Ne olacak? Hayır ben yorulmadım. Biraz konuşarak karar verdik. Elif'in nabzı evet. Çok yüksekti. Olabilir. Onu biz tabii şey onun perde arkasında tam bilmediğim için. Tabii hani Elif'in nabzı çok yüksekti. Hani sen çıkarsan daha iyi olur gibi bir konuşma oldu. Tabii onu işte ben perde arkasında bilmediğim zaten onu öğrenmek istiyorum. Yani şöyle dedik ki eğer atışı kıza müsaade edilirse Tuğçe atış yapmak istediği için çıksın ama eğer erkekler atış yapacak denirse hızdan dolayı ben çıkarım diye bir şey söylenildi. Benim nabzım yüksek diyorsan yorulmuşsun ki yüksektir. Biz bu durumda dinlenen oyuncumuzu mu çıkarmalıyız yoksa nabzım yüksek diye gelen nefes nefese kalan oyuncumuzu mu çıkartarak risk almalıyız? Farkındaysan geçen haftalardan beri hiç oyun alamıyor abi. İlk defa bu dokunulmazlıkta oyun aldı. Ama buna sorsan hep alıyordur. Kim ya? Ya Elif dün çıkmış dün, diyor ki. Dün bana bak 5'te otururken şunu dedi abi. Benim nabzım yüksek. Sen çıksan iyi olur bak. Ellerim morardı. Bir şeydi, böyle şeyler söyledi. Best of'tayken Tuğçe atış yapmak istediğini, atışların iyi olduğunu söyledi. Hani bu talebi üzerine de atışı bizden kızın İşte karşı taraftan kim yaparsa artık kız erkek eşleşmesi çıktı sonuç olarak. Ama şöyle bir durum söz konusu. Tuğçe bunu Elif yorgun diye lanse etti ve bu beni açıkçası birazcık sinirlendirdi. Çünkü ben yorgunum diye bir şey söylemedim. Sadece oyundan geldiğim için ve nabzımın yüksek olduğunu ama her şekilde yine de çıkıp oynayacağımı söyledim. Tuğçe, atışı kız yapsın. Böyle söyleyeceğiz. Atışı kız yapsın lazım. Ben patlı hızlı geliyorum zaten. Aynen, onlar sabahı çıkartacak, atışı kız yapsın diye. Ben yapacağım. Sen mi çıkacaksın bana? Ha? Sen mi çıkacaksın? Evet, ben atışı ama benim yapmam lazım. Tamam. Atışı erkek yaparsa parkura ben... Tamam. Aynen öyle olsun. Aynen öyle.
atış olarak baktık olaya. Hani tamam hadi Tuğçe sen, ben de inandığım için kendime. Hani Tuğçe'yi çıkaralım olarak düşündük sanki. Ya bunda anormal bir durum yok bence bu yok tarz yani. Bir şey. Hayır, yok yani. Hayır, yorulmuş da olabilirsin. İnsanlar bunu söylemekten ama niye kaçıyorlar? Ama işte hırs abi, hırs. Tuğçe bunu işte nabzın yüksekken yorgun olursun zaten. Hani ben işte bu kadar büyütecek bir konu yok diye açıkladı bunu bana. Ama konsey gibi ciddi bir yerde hani tutup da evet belki çok büyütülecek bir şey değil ama Elif yorgundu. Bu yüzden oyuna çıkmak istemedi diye lanse edilince bu benim kesinlikle kabul etmeyeceğim bir durum. Çünkü eminim ben ondan çok daha fazla yarışıp çok daha az yoruluyorumdur. Bu konuda da hiçbir şekilde iddiamı geri çekmem. Gökhan'ın da sakat numarasına yatıp iki şey gibi oldu bu çılgın Sedat'ın seyatın yaptığı gibi. Aynısı oldu. Sakatım diyorsun, o zaman çıkmayacaksın abi. Ama bu aralar gerçekten Elif... Elif'ten hoşlanmıyorum hareketlerinden. Elif'in hoşlanmaman normal çünkü Elif çok fazla hırs küpü olmuş. Evet, hırs küpünden çok belli etmemeye başlamış. Zaman yaklaştıkça da stratejileri kafaya kurmaya başlamış. Hani belli güçlü insanların yanına girip bir hafta daha, iki hafta daha tarzında ilerlemeye başladı. Ama kısaca bir değerlendirelim. Şimdi Anıl ve Ogeday hastanedeler. Hiç ayrılmayan Burçak, Tuğçe bir aradalar. Ogeday olmayınca ne yapacaklar diye düşünürken Elif'e karşı salvoları sallamaya başladılar maşallah. Bu durumda son yaşananlar, Volkan'ın, Berna'nın, Gökhan'ın burun buruna gelmesi. Bunların hepsini bir temel olarak ama genel olarak değerlendirirsek neler söylersiniz Gönüller Adası ile ilgili? Yani ben orada şeye şaşırdım. Bir laf geçti. Dediler ki Ogeday olsaydı Tuğçe ile Burçak bu kadar Berna'dan yana çıkamazlardı dediler. Ben onu mesela çok merak ediyorum. Bana da öyle geldi. Siz ne diyorsunuz? O Geda ile Berna'nın ama çok ciddi sorunları var. Dolayısıyla diyorum, bir yerde yani olamamaları. Ona rağmen o tarzlarını değiştirirler miydi? Sırf O Geda'yı var diye. Çünkü O Geda iyi bir, öyle mi diyorsun? Tabii çünkü bir kere O Geda'nın ne olursa olsun Gökhan'la bir hala bir kontağı var. Bir. İkincisi Berna ile olan düşmanlığı diyeyim. Hani Survivor anlamında söylüyorum. Bu kızların Berna'ya yakın durmamasını sağlar. Kesinlikle yani. Çünkü orada esas olan Ogeday. Doğru. Kızlar onun meleği gibi. Peki bunu yani nereye kadar tolere edecekler? Atıyorum sana. Ogeday yarın bir gün iyileşecek ve gelecek. Ve iyi kötü konuşulmaz mı bu adada? Tabii hani ne olduğu ile ilgili. Biraz Tuğçe'nin geleceği yatırımıdır abi. Yani şu anda Tuğçe ile Elif, Tuğçe aslında orada... Tuğçe de Elif de Berna'yı saf dışı bıraktıklarını düşünüyorlar. Performans anlamında son zamanlarda Berna'dan saf üstün olmaları... Saf dışı bıraktıklarını düşünseler böyle konuşurlar mıydı? Hayır, korkuyorlar şöyle bir şey var. Geleceğe yatırım yapıyor şu an Tuğçe. Aslında rakip olarak kendini Elif görüyor. Ben size şöyle diyeyim, iddialı bir şey söyleyeyim. Tuğçe'ye şu an gizlice konsey yolunda kapalı bir oy. Elif, Berna ikisinden birini ele de... Elif'i yer. Elif'i yer. Kesinlikle. Elif de Tuğçe'yi yer. Allah. Kesinlikle. Onlar şimdi ama Berna'yı bu kadar küçümsüyorlar. Ve benim adadan gitmem, Erdi bile gittiyse Berna her türlü gider şeyine geldi. Bir daha da cesaretlendirdi. Ya da tam tersi olabilir mi? Berna bu kadar potadan çıktı yine çıkar diye. Yok. Berna'nın çok fazla potaya girmedi Berna. Berna'nın bu girdiği ikinci potasıydı Survivor'da. Allah. Hulya ile girdi. Berna... Senle girdi. İki değil ya daha fazla. Hulya ile benle. İki mi? Evet, Akın Berna iki mi? Şey Berna? Yapmadı ki. İki mi? Behçet Deniz iki mi? İki en fazla üç olsun. Hadi bir tane. Tamam şöyle gidelim. Yapalım. Reklama gidelim. Reklamda bunu enine boyuna araştıracağız. Ben bir bayramın yanına gideyim. Reklamlara gidiyoruz. Ardından sohbetimizde. Bayramın yanına. Yani bayramın yanına. İlhanlardaki çatlak su kaçırmaya başladı. İlhan abi de böyle bir değişim demeyeyim de hani böyle bir tuhaf yani bir hareket. Serhat Akın'dan İlham Ansız'a ağır eleştiriler. Onların ağzını alıp gelip saatlerce suda kalmasını anlamadım yani ben. Fantastik Dörtlü dağılıyor mu? Tanıyoruz ediyoruz ayrı da. Birazdan Survivor Panorama'da. Survivor'da bu akşam takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Bugün bu oyunda bu engelde çok şey değişebilir. Pınar ve Tuğçe arasında yaşanan ödül oyununun ilk karşılaşması... Pınar bir oldu. Pınar avantajlı. Tuğçe de attı. Televizyonda ilk kez Survivor Panorama'da. Survivor
Survivor Panorama ile yeniden karşınızdayız. Reklam dönüşü bize böyle güzel sürprizler yapıyor izleyicilerimiz. Böyle Hakan'la bizim fotoğrafımızı çekmişlerdi, kupa yapmışlar. Evet. Bir hemen hatırınızı soralım. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Merhabalar. Adım Dursun. Programınızı yakından takip ediyorum. Hakan'a özellikle yorumlarına hayranım. Çok sağ ol. Çok tutarlı bir şekilde devam ediyorsun. Umarım kimi bozulmaz. Tutuyorsun? Kimi tutuyorsun? Ben iki tane var bende. Furkan'la... Hayır, İlhan Mansız tutuyorum ben. Furkan'la kim? İlhan Mansız. Furkan'la İlhan Mansız. Evet. Şunu da geçmeden yapamayacağım. İlhan Mansız'ın Senegal'e atmış olduğu golle ilgili burada bir yorum yapılmıştı. Sonuçta İlhan Mansız da bizi temsilen oradaydı. Hı hı. Ve Türkiye'yi gururlandıran bir gol atmıştı son dakikalarda. Bunu da geçmeden yapamayacağım. Bunu yapmadan geçemeyeceğim. Tam tersi yaptın onu biliyor musun? Efsanesin. Geçmeden yapamayacağım. Yok, Hakan abi siz de hoş geldiniz. Bunu neden özellikle söyledin kardeşim? Yani Senegal'e attığı golü inkar eden de mi oluyor? Gole de mi laf söyleyelim? Ben de onu hatırlayamadım. Yanlış evet, bir ifade mi oldu burada? Evet, bir yorum olmuştu. Hani çok fazla üzerinde durulduğunu söylenmişti. Beyefendi zaten yan tarafımızda. Ha, Nazır söylemişti. Vay, tamam, Nazır abi. Nazır, evet. Gol oyuna sana geldi Senegal'den. Öncelikle Hakan Bey hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizi burada görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Harika bir insansınız. Eyvallah. Ademci olarak çok büyük bir kitle var. Seni çok seviyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Eksik olmasın. Ben şunu söylüyorum. Biz golü inkar etmedik. Zaten izledik. Üçüncü olduk Dünya Kupası'nda. Şunu söyledim. İlhan Mansız o golü tek başına atmadı. Bir takım olarak attılar. Ben de bunun cevabını vermek istiyorum bu şekilde. Yani biz İlhan'ı inkar etmedik. İlhan'ı kötü bir niyeti olduğunu söylemiyoruz. İlhan'ın o Survivor'la futbolu karıştırmayalım diyorum. Ben bunu söylemek istiyorum. Hakan Bey size bir sorum olacak. İlhan Mansız'ı mesela bu oyunlar kazanıyor Mor Oda'ya gittiklerinde... Kaç sefer gittiler? Sabriye ile Adem hiç götürmediler. Adem burada oyun alan insan, bunlara yemek yediren insan. 300 tane 500 balığı tutup onlar Morodo'dan geldiğinde balıkları önlerine sunan bir insandı. Bunun hakkında sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Götürmeleri lazımdı tabii. Yani o biraz fazla oldu. Çünkü şöyle bir şey oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ünlülerde çok... yarış o bireysel ödülü şeyi kazandı. Hı hı. Sema sıkça kazandı. Furkan kazandı. Şöyle diyelim hatta ikiye bölünmüş ünlüler takımında İlhanların grubu çok kazandı. Dolayısıyla Adem de performansıyla çok ciddi etkiler yarattığı için etik olarak şıklık en azından bir defa götürülmeyi hak etmişti. Dolayısıyla bununla ilgili yapmış olduğun eleştiriye ben katılıyorum. Çok teşekkür ederim Hakan'a. Sağ olun. Başka sorun var mı? Yok çok teşekkür ederim. Dursun yanıt vermek istiyor musun? Evet vermek istiyorum. Tamam. İlhan Mansız yapmış olduğu şey zaten balığı vermesi Türk alfabetlerimize göre doğru bir şey. Tabii. Paylaşmak çok önemli. Ki yan tarafımızda aç insan varsa bizim tok gezmemiz doğru olmaz. Ve ben eleştiri bulmak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Tabii ünlüler takımıyla ilgili. Yani bence Serhat Akın tamamen takımın ruhunu bozuyor. Yani o yarış esnasında insanlara söylemiş olduğu şeyler takımın tamamen motivasyonu ben düşürdüğünü düşünüyorum. Yani oradaki hani kör müsün görmüyor musun gibi yorumlar yapması aslında kazanabilse dahi adamın motivasyonu düştüğü için kazanamıyor oyunu. Yani bence otokontrolünü İlhan Mansız gibi sağlaması gerekiyor. Adnan abi yanıt vermek istersen Adnan abi de sıkı Serhatçı. Burada artık kimin kimci olduğunu çok net biliyoruz biz. Tüm konuklara, sen Serhatçısın. Konuklara hoş geldin. Serhatçı olmaktan gurur duyuyorum. Bu Kadı... atışörtüyle. Yalnız bakın Kadıköylü, şunu şöyle yapmayın. Kadıköylüyüm. Kadıköy'ün boğazını destekliyorum. Ya şunu şöyle yapmayın bak evet. Şimdi. Şunu yapabilmeyi becerirseniz desteklediğiniz... Ben objektif bakıyorum. Yani desteklediğiniz her şeye... Hatırlarını da söylerim. Ben öyle bir insanım. Desteklediğiniz herkese, herkese saygı duyar. Yanlış kesinlikle. Yaptığında da desteklediğiniz insanı eleştirebiliyor iseniz eğer... Hakan Bey, Nurtuba Hanım beni bilir. Geçen ben bilmiyorum. Sizi de o yüzden. Siz tanımıyorsunuz. Ben çünkü bütün Türkiye bizi tanıyor. Burada biz Panorama bir aileyiz biz burada. Yani ne zaman ne kadar objektif olduğumuzu herkes bilir. Hakan Bey de bilir. Nurtuba Hanım da bilir. Buradaki yönetmenler de bilir. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Serhat'ın sinirli olduğu, işte her şeye karıştığı söyleniliyor. Bu adam hırslı bir adam. Bunun hırsı böyle. Hırs ayrı bir şey. Hırsı karışım. Yani hırsını biliyorum. Şu anda bağırıyor mu bir haftadır? Bir hafta 10 gündür bağırıyor mu? Hayır. İki haftadır. Baktı ki... İki haftadır çok normal. Tamam güzel. Makul. Evet. Ama onun öncesindeki tavırlarıyla alakalı muhakkak siz de eleştiriyorsunuz. Mutlaka yani. Oğlun olsa bile dersin ki oğlum bir dur da yani bu ne halin dersin. İşte baktı ki olmuyor. Yapısı böyleydi. Hayır ama değil mi? Doğrudur. Haklı, yoksa haklısın. Serhat hırslı bir çocuk. O iyi bir şey. Zaten sporcular genelde hırslı olur. Yani yetenekleriyle o birleştiği zaman evet. Performansları artar. Artı İlhan'ın kendisini bir potaya girdiğinde çok güzel bir tarifi vardı. Demişti ki İlhan
Beni lütfen burada diğer yarışmacılardan ayrı tutmayın. Biz geçmişimizi oraya bıraktık geldik. Bu çocukların Fenerbahçeliliği, Beşiktaşlılığı, Galatasaraylılığı, Trabzonluluğunun mukayesesi yok ki. Bunlar orada bireysel bir yarış içerisinde bunları değerlendirin. O zaman birbirlerinizi kırarsınız, incitirsiniz. Şimdi ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Beni bütün Türkiye'de bilir. Biliyorum, ben de biliyorum. Ama ben de diyorum ki bak, geçtim Fenerbahçeliyi. Bir de benim Fenerbahçeli gönül ilişkim var. Profesyonel bir ilişkim yok. Gönül ilişkim var. Diyorum ki oğlum gitse oraya. Engin Can da yani evladım. Evet. Serhat'ın yaptıklarını yapsa, mümkünse Acun'u ararım. Derim ki ya Acun, şunun bir kulağını çek bunu. Oğlum derim, bu ne hal? Şimdi ama şimdi dönelim. Bana de ki Serhat'ın performansı nasıl? Mükemmel. Adam sakatken bile evet, en iyi performansı olan adamdan daha iyi performans sergiliyor. Şu anda hırsı, üçüncü eyvallah, sırada. Üçüncü sırada. Sakatlanmasa birinciydi. Hayır, yani. Sırmadan sonra. Şuna da açık ol. Şimdi Serhat'ın o sinirliliği sana bana göresi yok ya. Bak diyorum ki öz evladın olsa aman oğlum dersin, müdahil olursun, bunu tartışmayalım. Bazı doğrular var, sırf birini savunalım diye. Eğer şimdi mesela Adem diyelim, ben Adem'i destekliyorum, seviyorum. Ama hata yaparsa eleştiririm. Yapmadı mı hata? Yaptı, eleştirdim. Bunu demeye çalışıyorum. Çünkü bak bu çocuk daha yeni geldi. Diyor ki 17 kilo verdim. Ben iddia ediyorum Erdi'ye bugüne kadar yarışmada kaldığı süreç içerisinde Erdi'ye kendini seyrettireyim ben. Erdi kendini eleştirir. Yalan mı? Ben yarışmada da eleştirdim dedim. Bak, ama sizler desteklediğiniz insanların hiçbir koşulda eleştirisine açık olmazsanız, sana demiyorum. Sana de bir bütün olmuyor. O zaman birbirinizi kırıyorsunuz. Hani koşulsuz şartsız siz böyle yapıyor. Hayır, o haklı, o haklı derken iş tırmanıyor psikolojik olarak. Bir sefer özellikle sosyal medyada hiç hoş olmayan. Halbuki bu çocukların hepsi, dikkat edin bak, bu yarışma bitsin. Arkadaşlar bunlar ya. Aynen. Sarılacaklar, öpülecekler, koklaşacaklar yani. Hakan, ama takım söyleyeyim, olayı da böyle ya işte maalesef. Adnan abi bir dakika, Hakan konuşsun. Hani takım olayı böyle ya maalesef. Ben de hep söylüyorum buradan. Kırmayalım, etmeyelim ama işte hani atıyorum ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kaybetse bile savunma ihtiyacı duyuyorum. Aa kaybetti ama hakem hatalı. Ama işte yanlış. İşte böyle olmamak lazım. Tabii, i̇şte fanatiklik yani, bu zaten ve kötü o, bir şey. O yanlış. Herhangi bir şey de bu. Hani... Şimdi beyefendi Serhat'ı destekliyor, hırslı diyor. Hırsız diyebilir misin? Yok. Hani Allah çarpar adamı, aklın yolu bir ya. Serhat'ın performansına bir şey diyebilir misin? Hırsının Serhat'a zarar verdiğini biz. Hayır şey, ben sinir diyorum Hakan. Bak şu çok tehlikeli bir şey. Hep söylüyorum ve kendimden örnek veriyorum. %100 haklı olduğum bir konuda bile agresifleşirsem size karşı, sesimi yükseltirsem, o kaş yapayım derken göz çıkartmak olur. İş şuraya gelir. Abi niye bağırıyorsun dersin. Hı hı. Şimdi bak konu gitti, saptı artık. Benim haklılığım bitti. Benim tavrımı sorgulamaya başlarsın. Kaldı ki Serhat en büyük zararı kendine veriyor. Değil mi yani? Serhat'ın şimdi o sinirlerini çıkart. Ne diyeceksin eleştiren? Çok başarılı bir adam. Adnan abi sana soralım mı? Mesela Hakan Ural'ın bu söylediğine ne söylemek ister? Şimdi şöyle söyleyeyim. Serhat'ı biraz sinirliydi, evet gerçekten. Ama sakatlandı. Yani o hastanede kaldı. Çok da talihsizlikler yaşadı. Talihsizlik yaşadı. Sonra hastaneden döndü, biraz duruldu. Sonra tekrar ameliyat, operasyon geçirdi Hakan. Evet. Yani raporlu değil olduğu halde, dikişli olduğu tabii halde yarışmaya devam etti. Niye? Takım için. Doğru. Yani pist doğru şey, yani bir an önce doğru takıma döneyim, faydalı olayım diye. Doğru. Samağı yoktu. O kadar dokunulmazlık kaybettiler. Samağı geldi. İşte takım şu an düzeldi. Evet. Çok güzel bir arkadaşlıkları var. İlhan'a saygı duyuyorlar büyükleri diye. Furkan, Samuel çok güzel bir arkadaşlıkları var. Şimdi Sabri ile Adem'in kavgasında, hı hı, defalarca kavga ettiler. Birbirine neler söylediler. Hı hı. Adem'in Sabri'ye söylediğini Serhat başka birine söyleseydi yerin dibine sokulurdu. Doğru. Ama hiç eleştirilmedi Adem. Adem'i finalde görüyorlar. Adem'in performansı şu an 9. sırada. Şimdi isimlerden soyutlarsak, kişilerden soyutlarsak işi doğru bir tane. Hayır, değil mi? Şöyle söyleyeyim. Ha. Adem, Ogeday bunlar hepsi finalde gözüküyor. Eyvallah. Tamam. Ama hata yapmıyorlar. Ogeday'ın hatası yok mu efendim? Şimdi bak ne güzel bir örnek veriyorsun. Diyorsun ki Sabriye ile Adem'in tartışmasında birbirlerine kullanmış oldukları üslup eleştirilmez mi diyorsun. Ben de sana diyorum ki bak, Adem'i ben destekleyen bir insan olarak sana söylüyorum. Ben Adem'i, İlhan'ı, Ogeday'ı falan hepsini seviyorum ve başarılı buluyorum. Ama eleştiriyorum. Bu başka bir şey. Çünkü doğru bir tane. Sırf ben birini destekliyorum diye yanlışını görmezden gelirsem onun adı başka bir şey oluyor. Ben şimdi atıyorum sana Adem'i seviyorum. Adem hata yapıyor, hayır diyorum falan. O zaman ben objektif olur muyum? Ona da kötülük yaparsın. Yani normale yarışma olmasa, biz hepimizin çoluğu çocuğu var. Hata yaptığı zaman oğlum ya da kızım hata yaptın demiyor musun bir baba olarak? Doğrudur. Değil mi? Evladımızı ikaz ediyoruz yani. Evet. Ben şunu diyorum, koşulsuz şartsız destek yanlış bir şey. Yok, ben de katılıyorum. Yani, yoksa dediğin gibi Adem, Ogeday, Serhat, İlhan,
Kim var kız ya performansı? Sema. Sema Pınar. Allah için şimdi bunlara ne diyebilirsin ki arkadaş ya? Hakan abi peki böyle bir şey doğru mu? Serhat Akın'ın o ilk verdiği intibadan dolayı mesela hata yaptığında ilk intibası biraz bazı kişilere antipatik geldiğinden tabii, dolayı daha ağır eleştirildiğine inanıyor musun? Sana çok vahim bir şey söyleyeyim, hep beraber gülelim. Benim yaşım 50, 16 yaşında bu piyasaya girdim. 34 yıldan beri dizi çekiyorum, film çekiyorum. Hala bana diyorlar ki biz seni yanlış tanımışız. Evet tabii. 34 yıl. 34 sene. Ve Türkiye'de benim kadar özel hayatıyla gündeme gelen ikinci bir insan da olmamıştı. Şimdi Serhat'ı düşün ki, ne kadar seni desteklemek adına söylüyorum. Ön yargılıyız genelde. Hemen evet, ön yargımız oluyor. Ay bu yaramaz adam, ay bu yaramaz, bu minnaf. Hemen anında kötüye rağbet eden bir ön yargıya sahibiz. Serhat kendine o kadar büyük zarar verdi ki o agresiflikleri sırasında. Yoksa bak o sinirliliğini çıkar, Serhat'ı neyini eleştireceksin arkadaş? Yani herif inanılmaz yarışıyor, inanılmaz hırslı, inanılmaz çabalı yani. Bir şey diyemiyorsun ki, dediği gibi ameliyat oluyor, yarışıyor, onu yapıyor. Kaybettirir mi bu Serhat'a? Kaybettirebilir. Bunu da sizden iyi kimse bilemez. Ben şimdi ilk defa bu kadar Survivor'ın içine girip izliyorum. Büyük bir keyifle izliyorum ama şimdi sen katılmışsın, o katılmışsan diyorum. Yani çok siz içinde analizatör olmuşsunuz. Yani sizin kadar bilemem. Çünkü ön yargılıyız arkadaşlar. Bak şöyle bir toplum maalesef yaşıyoruz. Ben gidiyorum diyorum ki ya arkadaşlar Hakan var ya Dipoğlu. Ya abi gittim oraya. Bir kurgu bu Survivor'ı. Sana anlatamam. Abi herkes inanıyor. Evet. Bak olumsuz ya. Evet. Biz diyorduk zaten bunlar falan filan. Gideyim diyeyim ki ya bunlar ne kadar efendi, ne kadar terbiyeli çocuklar ve ne kadar işten hiçbir şeyleri yok, bu kadar amatör, hiç bilgileri yok. Herkes kafalarını havaya çeviriyor falan. İyi konuşuyorum ya. Olumsuza bir rağbet var. Kötülüğe, negatifliğe bir rağbet var. Gece böyle işte. Peki. Şimdi sorun bu yani. Şöyle yapalım. Ya birçok konumuz var konuşmamız gereken ama WhatsApp sorularımız hazırmış. Hazır mısınız? Videolu. Videolu. Oo, güzel. Videolu evet, mesajlarımız. 0-5-165-31-83'ten bizlere ulaştı izleyicilerimiz ve ilk sorumuz geliyor hemen. Merhaba, öncelikle iyi yayınlar. Hakan Bey, size sormak istediğim bir şey var. Acaba gönüller takımından kızlardan kimleri Kıbrıs koltuğunda görüyorsunuz? Ah yerim ben seni, bu ne kadar çok güzel bir kız ederim ya. Kimleri çok görüyorsunuz? Güzel, çok şirin bir kızmış. Kimleri görüyorum? Tuğçe. Elif, Burçak, Berna var, 4 kişi. Tuğçe, Elif. İkisini. İkisini görüyorum. Ha ama Berna bu sakinliğini koruyup, hani en son Gökhan'la ettiği kavga değil, son 1,5 haftadaki, senin dediğin performansına dönerse, diyor ki performansın düşme sebebi ne? Kokonat yemesi. Çok fazla kokonat yemesi Berna'nın. Masamız o kadar ilginç ki. Siz Tuğçe diyorsunuz. Tuğçe'yi ben çok seviyorum. Erdi. Ben, başarılı buluyorum. Berna diyor. Evet. Hakan. Elif diyor. Elif diyor. Elif'in background'u nedir? Yani geçmişi bir sporculuk. Tabii, fitness, var değil mi? Fitness eğitmeni. Bir sıkılık var. Tabii ki. Bayağı o yüzden, yarışıyor. Yani. Valla o yüzden ben daha kalıcı olacağını düşünüyorum Tuğçe'ye göre. Peki şu, ama Tuğçe biraz gençliğinden anlamda, dolayı ilişkisel anlamda hata yapacak. İşte orada potaya çok sık girmesi, ya Sedat'ı bile, Erdi'yi bile yanlış stratejiler o potada acımasızca evet, buralara getirdi. Bu arada yani, reklamdan hemen önce Berna'nın potası ile ilgili bir kafamıza soru işareti vardı. Berna 4 kez potaya girdi. 4 kez. Evet 4 kez. Hatta söyleyeyim size haftaları. Zaten. 1. hafta, 10. hafta, 11. hafta, 12. haftalarda potodaydı Berna. Evet, bir hatamız evet, olduysa düzeltmiş olalım. Bu bile bir şey ama adada evet, şöyle bir durum var. Adada böyle devamlı potaya sokulduğunu hissedince diğer yarışmacılar hani bilerek de biraz devamlı sokmaya çalışıyor. Ben çünkü bunu konuşmada fırsatı da buldum. Her hafta Berna'yı sokarsak belli bir yerden sonra aynı Erdi'nin başına yine yani her hafta yılan potada insanlar evet, ve yani alabilir diyorsun. Evet. Peki ikinci sorumuza geçelim hemen. Bakalım kime gelmiş neymiş soru. Merhaba, iyi yayınlar. Benim Erdi abiye bir sorum olacaktı. Eğer şu an tekrar dönme gibi bir şansı olsaydı neleri değiştirmek isterdi? Bunu sormak istiyorum. Parkurları değiştirdi, neyi değiştirecek? Parkurlar mı Erdi? Parkurları ben direkt kaldırmak isterdim. Yok ya, o şaka bir yana. Tabii daha hazırlanıp gitmek isterdim. Ama yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Gitsem yine onun cevabını vermiştim zaten. Karakter olarak ne kadar hazır olurdun? Şimdi demiyorum abi bak. Bunu merak açıyorum ediyorum. Mesela seni yakaladım, sorayım mı? Adem'in potansiyelinde olurum. Bir Serhat Akın'ın o geldiği potansiyel olurum. İlhan Mansız'ın tekniği olurum. Furkan'ın nasıl olurum demiyorum. Ama en azından şu halimle gitseydim, hani şu oyun kazanmamdan performansım daha üst seviyelere çıkacağına inanıyorum. Ya mesela bir Yiğit'i Bulut'u geçer miydin? Kesinlikle.
Yani Yiğit'i bu zaten yani performans anlamında belki şu anda bile Bulut'tan üstün olduğumu düşünüyorum ben. Dedim mi? Ben karşıda olsam da keşke Bulut'la Yiğit'le yarışsam mesela, atıyorum yani. Sen Bulut'tan iyi mi diyorsun şimdi? Ben iddialı konuşma istersen. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ben biraz da karşı rakibime antipati duyduğumda veya böyle daha hırslı olduğumda daha iyi yarışabileceğimi düşünüyorum. Mesela sembol oyunlarında bazen iki takım aynı anda, iki arkadaş aynı anda yarışacak fırsatlar oluyordu. Ben mesela o zamanlarda hep Bulut'u denk getirmeye çalıştım. Ama hiç o şeyden çekemedim yani. İtiraflar. Kura'dan. Ama yarışmalarda şöyle bir şey vardı. Bu atışlar çok etkili oluyor Hakan. Evet. Mesela geç gelen de çok kazanıyor. Yani değil mi? Şimdi şöyle bir şey. Mesela ben sana bir soru sorayım. Formula 1 pilotu olsan. Kovalayan mı olmak istersin, kovalanan mı? Şimdi bu trikli bir soru. Ben kovalayan diyeceğim. Ben de, ben de kovalayan istiyorum. Ama şimdi... Öyle peki demezdim. Niye? Sen sorunca kıllandım soru. Hayır, niye? Hayır. Abi benden niye? Ben... Nasıl bir izlenim yarattın? Hayır. Şimdi soruyorum. Şimdi birini yakalamak istemek, kontrolünde olmak başka bir şey. Atış yaparken gelmişsin oraya, adam arkadan geliyor. Habire paniklesin mesela. Tabii, paniklesin, o da kolay değil. Değil. O adam gelecek, daha bir şey böyle belki son çare biraz daha full konsantre. Sen gelmişsin, atayım falan diyene kadar öyle bir şey de var mesela. Erna ile Elif 5 metreden dinozoru vuramıyor. İnanılmaz bir şey. Dinozoru. Hakikaten yani değil mi? Yani havalara falan. Şimdi hızlı geliyorlar öyle, çok oyun kaybettiler. Önde geliyorlar. O bir şeyleri vuracakları zaman vuramıyorlar yani. 50 yerden sonra sıkılırsın, bunalırsın. Vuramadıkları zaman bahane üretmekten de bıkmadılar. Tabii. O mesela, yalandan o bench'e giderken şuram takıldı falan. Mesela güç oyununda Elif şöyle tutuyor güç oyununda mesela. O kadar güçlüyüm ben diye. Ama atamayınca direkt omuzunu şeyle geliyor. Sanki protez kol takmışlar. Omuzum falan. Vazgeç bu işten. Sonuçta kim kaybetmek ister? Kim kaybetmek ister? Kimse kaybetmek istemez. Dolayısıyla bir bahane sürmeleri belki de eleştirmeye... Açık bir konu değildir deyip ben üçüncü soruya geçeyim. Evet. Üçüncü soru. Saat. Merhabalar, oradaki herkese iyi yayınlar öncelikle. Ben Adana'dan Aylin Karakuş. Benim sorum hem Erdi'ye hem de Hakan Bey'e. Öncelikle Hakan Bey'i sabah programlarında izliyorum. Yorumları çok uyumlu, çok güzel. Tam 12'den vuruyor yorumları. Sema sürekli eleştiriye uğruyor. 3 erkekle takılıyor diye. Ama bence Adem'in 3 kızla takılması ne kadar doğru? Bunu öncelikle öğrenmek istiyorum. Ayrıca bence Adem bir erkeğe yakışmayacak şekilde abartılı dedikodular yapıyor. Bu konuda Erdil ve Hakan Bey ne düşünüyorlar? Çok merak ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Adana'ya selamlar olsun. Adana'ya selam, hanıma gibi. Ben de şey yazmıştım zaten, en sevdiğin yemek bolacılı Adana diye. Toroslara selam göndermiştim oradan. Şey çok enteresan değil mi Hakan? Buyur abi. Analizi görüyor musun abi? Diyor ki üç erkek, Sema hep üç, hakikaten eleştiriliyor kızı. 3 erkekle takılıyor. Bak oradan şey yapıyor, mukayese yapıyor. Seyirci demiş, hiçbir şey kaçırmıyorlar. Ayrı, gerçekten evet. Öyle. Diyor ki ona ne diyoruz, ona niye bir şey demiyorlar ama diyor gibi. Şimdi ama orada şöyle bir hassas denge var. Bazı erkekler hani erkek kadınla, yani erkek şöyle diyeyim daha doğrusu, bir kadın erkekle iyi anlaşabilir ama erkek kadınla iyi anlaşacak diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Adem'in sadece sahip çıkmak adına o üç kişiyle beraber olduğu şartlar onu gerektirdi. Aynen, şartlar onu gerektirdi. Ama Sema belki kadınlarla daha az anlaşan biri olabilir ve İlhan'la, Furkan'la, Serhat'la diğer kişilerle daha mutlu olduğu için. Ya bence çok yanlış bir matematik yok burada. Aynı fikirdeyim. Yani şartlar onları bir arada kıldı. Nasıl ki biz Pınar üzerinde de döndük, dedik ki gruplardan ayrılmak durumunda kaldı. Gönüllüler gelince niye bir anda rol yaptı? Hani yakın her şeyi anlattı. Her şeyi anlattı. Çünkü onun ideal kafa yapısına uygun birisi zaten yoktu. O el freniyle takılıyordu orada yani. Berna ile arası çok iyiydi. Berna çok çabuk elendi. Berna aynen. Öztürk'le. Ki Berna da bunu söyledi yanlış hatırlamıyorsam burada. Değil mi? Daha sonradan bazı şeylerin farkına vardım dedi. Ama çok sevdiğini ifade etti. Ben şey diyorum yani oranın psikolojik şartlar, ortam çok ilginç ya. Yani ben ilk başlarda böyle kakarak ikili gidiyordum. Sonraları baktım empati yapınca. Şimdi dedim ya hep kendimi koyuyorum oraya. Ben bugüne kadar eleştirdiğim bütün insanlardan çok daha fazla hata yapardım. Şimdi Allah var yukarıda. Buradan izlerken. Her şey kolay. Onları eleştirmek, onların... Kim ne olurdun? Ünlüler takımda olsan kendini nerede görüyorsun? Ben mi? Evet. Ben yani en yakın arkadaşın kim olurdu? En uzak kim olurdu? Evliya çapsın ben. Bak ya şaka yapmıyorum size. 24 saati tamam ben kendimi tanıyorum. Ben çok iyi bir... 24 saati tamamlama şansım yok. Kim sebep olurdu? Peki öyle sorayım. Orada Serhat olurdu. Bak ben sana söyleyeyim. Bitirememek Volkan olurdu.
Serhat Volkan Berna olurdu. Erde olabilirdi belki. Yok seni seven, sen şey bir çocuksun, yüreği olan bir çocuk, saygılı. Şimdi bak şu başka bir şey. Bir kravatı eksik ya. Çok ya yok, iyi kalpli, yüreğin iyi senin. Sen öyle olmasa Berna ile de çok tartıştın. Berna'nın yüzün eleştiriler yaptın. Fakat Berna'nın en zor anında belki de o sana da pahalıya mal olmuş olabilir ama gittin ona sahip çıktın. Şimdi sen yürekli bir çocuksun yani. O başka bir şey. Şimdi ben en çok ondan korkuyorum. Mesela Sabriye beni isteyerek kırmazdı zaten. Bilerek değil. Ben hep şundan korktum oraya kendimi hani gördün diyorsun ya. Orada aman Allah'ım dedim, ben programda da konuştum. Arkadaş şimdi benim en büyük hakkım şu değil midir? Kendimi ayrıştırırım oradan. Hem onları kırmayayım hem ben kontrolden çıkmayayım diye. Arkadaş başının önüne gelip orada taciz ediyor. Ne yapacağım şimdi? Zaten yalnızlaşanlar genelde daha sonra sıkıntı yaşıyorlar. Tek başlarına yapacak bir şey bulamadıkları. Yalnız kalmana izin vermiyor sistem. Bir de tahriğin karşılığı yok. Şimdi ben müdahil olursam diskalifiye var, yanlış bilmiyorsun. Tabii ki. Ama beni tahrik eden ne olacak? Ha, ben belki daha asabi bir adamım. Bunu da biliyor. Birisi analiz etti. Ha, erdi. Geldi yalandan üstüme benim. Devamlı bıdı 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 dedikodu yapıyor. Ben de cinnet geçirdim. Hadi ben gidiyorum uçakta. Buraya giriyorum. Orada duruyor. O da bir ilginç bir şey yani. Peki. Evet. Bir sonraki sorumuza da geçelim hızlıca. Bakalım kime gelmiş soru bu kez. Sabriye benim birincimdi. Hakan Uran Sabriye için ne düşünüyor? Teşekkür ederim. Ya bizim. Bak, Trabzon. Karadeniz'de. Ya Sabriye diyorum ya size, zor bir kız. Bak sana yemin ediyorum. Şimdi Sabriye, ya evlendirelim Sabriye'yi. Hani öyle varsayalım ki net anlaşılsın. Evlendi. Sabriye'yi evlendiriyoruz. Evlendirelim. Hadi bakalım. Evlendi, eşi var ve çocukları var. Emin olun orada yaşadıklarını çocuklarıyla, eşiyle de yaşar. Hani onları bilinçli yapmıyor, yapısı öyle. Çok doğru. O yüzden çok zor bir insan. Çok doğru. Ben Sabriye kötü bir insan demiyorum ama çok zor bir insan. Ben kendimi tanıyorum. Diyorum ki öz akrabam olsa dedim ki kızım bayramlarda gel, paraya pula ihtiyacın varsa bize haber ver, verelim yardım edelim. Sık görüşmeyelim derim. Yani. Ben çünkü çok hassas bir adamım. Hakan. Şu an burada olsa ne der sana? Aynısını söylerim ben. O sana ne der biliyor musun? Bana. Bak böyle der. Bak. Kes sesini. Der. Şimdi mesela ben ne yaparım? Şimdi kes sesini. Onunla polimiye mi girmem? Hadi eyvallah, kolay gelsin. Ben yürür giderim. Hiç olmazsa özel hayatta böyle bir lüksüm var. Adada nereye gideyim? Başının etine geliyorlar kardeşim. Doğru, doğru. Kimle anlaşıldın dedim bana. Onu söyleyeyim. Ben Pınar'la muhabbet ederdim mesela. Pınar. Vallahi ederdim. Gönlerden yani, kimse var mı? Ogeda'yı sevdim. Tuğçe'yi sevdim. Ogeda'yı, Tuğçe. Burçak'la da ederdim. Erdi olsaydı. Erdi'yle çok derin muhabbetlerimiz olurdu Deniz'e karşı böyle. Bir love story yapardık. Peki başka sorumuz var mı Behzat? Alalım mı? Tamam alalım. Geliyor sorumuz. Ve geldi. Merhaba, ben İstanbul'dan Ayşe. Her gün olduğu gibi bugün de programınızı büyük bir zevkle izliyorum. Nurbanu Hanım ve Hakan abiyi çok başarılı buluyorum. Her zaman sizi ekranlarda görmek istiyoruz. Çok tebrik ediyorum. Bugünkü konuklarınıza da merhaba diyorum. Benim sorum Erdi'ye. Sevgili Erdi, adadaki yaşamında Anıl'la olan güzel bir anısını, ilginç bulduğu bir anısını anlatabilir mi? Ama Karabatak anısını değil, onu dün dinlemiştim. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum. Başarılar. Için teşekkür ediyoruz. Bir dakika, değişik mi öpücük? Öpücük attı. Bir de bana Nurbanu dedi. Nur Tuba mı olsun? Teşekkür ederim. Pardon, bayağı dikkatli dinleniyormuş. Yani. Çift parmak gibi öpücük attı böyle. Evet. Böyle mi atıyor? Erdi sana mi? Öpücük geldi. Filiz bizi eğer parçalamazsa yandan izliyor. Bak, öpücükler geldi Erdi'ye. Teşekkür ederim. Zaten Erdi'yi inanamıyorum. Ne yapacağını bilememe ifadesi var. Bir anını anlatabilirsin şimdi. Anıl'la ilgili ya, Anıl'la ilgili çok anım var. En iyisi Anıl'a anlat daha iyi. Hayır, adadaki bir anını diyor. Anıl'la alakalı değil. Anı. He, o Anıl aynı. Anıl mesela... Anıl'la dedi. Anıl'la ilgili ilginç bir anınız dedi. Anıl. Karabatak'ı dinledik, başka bir anı dedi. Ben de anı anladım ama. Ben de anı anladım, Anıl'ı anlamadım. Anıl mesela ilk geldi. Biraz daha böyle... Nereyi takip ediyordunuz o bu bile yeter. Sadim biraz gelmiş. Daha böyle aklı başında, daha böyle şey, babacan Sadim biraz daha böyle daha efendi bir... Anıl geldi. Anıl da çok efendi bir insan. Çok böyle doğal bir insan. Tam orijinal ama biraz değişik. Mesela ilk geldi bunlar... Sadin'le Anıl'a. Ben tabii her zamanki misafir gelmiş. Zaten kulisler belli, kemikleşmeler belli. Dedim Sadin, Anıl gelin kardeşim, sıkıntı yok, buradayız. Sadin zaten dert yanıyor buna. Bir hoş geldin bile demediler. Anıl diyor ki ya niye
İşte bize böyle soğuk davranıyorlar. Yazacak adam lazım diyorum. Anıl şey yapma falan filan diye. Ben bundan sonra dedi hayatımda karar aldım dedi. Hep yanlış anlaşıldım dedi hayatım boyunca. Anıl mı diyor? Anıl daha yeni tanışmışız. Çoğu zaman dedi yanlış anlaşıldım dedi. Ve son ana kadar da hep yanlış anlaşılacak. Evet dedi. Benim dedi hayatım boyunca hep dedi tipime gıcık kaptılar. Abi, Anıl diyorum ne alakası var diyorum yani. Tamam biraz tuhafsın şeysin ama. Erdi bunu dedin mi ya? Yok yani Anıl'la bizim bu tarz Anıl da biraz tuhaf zor anlaşılır olduğunu kabul ediyor zaten. O hani alıngandır takıntılıdır ama mesela ya bu tarz. Ya onun efsane bir lafı var. 48 saat sonra gelin diyor adam ya. Evet. Yani tabii. Yapacağım diyor o. Mesela o. Bir düşüneyim ben ondan sonra. Anılır gibi. Burada siz mesela Anıl inşallah panoramada ağırlamayız. Kıbrıs'ta nasip olur Anıl'ı görmek ama panoramada ağırlarsanız mesela Anıl'la konuşurken burada dikkat edin. Burada gülersiniz, eğlenirsiniz akşam bir mesaj gelir. Ben o konuda kafama takıldı. Sen bana niye öyle bir şey dedin? Yani artık anlıyorum. Yani Anıl öyle bir adamdır. Dedi bundan sonra karar verdim dedi. Anıl'ın bir de bir lafı vardır. Hep artistlik yapıyor, artistlik yapıyor diyor. Birisi bana artistlik yaparsa dedi ben de ona artistlik yapacağım. İnanılmaz bir şey. Değişik ama daha yeni yeni bence Anıl'ı tanımaya başladık. Aynen. Daha yeni. Mağara mağara falan evet, daha yeni kendine. Tanımaya başladık. İki gün geçmedi Gökhan'la kavga ediyor. Gökhan diyor ki kardeşim sen beni tanımazsın bilmezsin. Hani Denisa'ya göğe Anıl söylemiş. Artık söyledim mi söylemedim bilmiyorum ben. İşte Gökhan için çok işte... İşten pazarlıklı, sinsi falan kavgayı da hatırlıyorsunuzdur. Şu an gözünüzün önüne gelmiştir. Gökhan diyor ki ona neden diyor Anıl bana böyle bir şey söyledin? Tabii Gökhan benim söylediğim ses tonuyla söylemiyor. Sen diyor nasıl böyle bir kanaya varırsın? Yani bir nevi de haklı. Gökhan Anıl'a diyor ki benim sivilde bir arkadaşım vardı aynı sana benziyordu diyor. Bana çok büyük kazık attı. Sen de diyor aynı bunun gibisin. Böyle bir cevap var mı Allah'ını seversen ya? Anıl, yani bu kadar orijinallik olur. Yani evet, tam bir komedi diyorum daha. Bu hafta dokunmazlığı almasıyla zaten bütün planlar alt üst etti. Bir şey var. Acaba dedi balineye mi atlayacağım dedi. Balineye mi bakacağım? Balinalarla yüzmek istiyorum. Eşim de beni timsahlara atılmasını sorun diyor. Dedi. Evet. Ve kadın da demek ki yılmış ki atın dermiş. O daha büyük bomba. Hakan abi de pazarlığa bakar mısın? Diyor ki ben eşimle konuştum bana herhangi bir şey olursa eşim sizden tazminat talep etmeyecek. Evet. Ya Acun abiye söylüyorsun bunu ne tazminatı? Ve o çocuk ne hale geldi değil mi? Tırt çarpmış gibi çok bir şey oldu. Çok zayıfladı. Anormal zayıfladı. O bir Afrika şeyleri vardır. Antilopları vardır. Zayıf onlar sürü halinde geçerler. Nehirlerden böyle hızlı hızlı timsah ısırmasın diye. Öyle bir adam oldu. Nasıl eridi o? Kaç kilo verdi abi, ya? O var ya kaç yani. Kaç kilo vermiş? Acayip. 17. De vardır. 17. 17. Denize bir giriyor zıpkınla. 3,5-4 saat. Böyle bir şey. Tabii o nasıl efordur? Ama mesela Dominik'te serpme zıpkından çok önemli. Zıpkınla mesela şahika biliyor, Anıl buluyor ama doyurmuyor seni. Mesela, ama serpmede 50 tane 100 tane alıyorsunuz. İlanmansız evet. Eskişehirli Adem Ağrılı. Derelerin daha çok olduğu bölge. O bölgelerde de hep balık serpmeyle tutulur. Serpme o kadar kolay bir şey de değil. Serpme de mesela yetenek teknik gerektiren lazım, bir şey. Teknik lazım değil mi? Tekniği çok önemli. Bir de güç lazım herhalde. Serpmeyle yani. İnanılmaz balık tutuyorlar İlhan abi de Adem de. Ve Adem mesela bazen bir geliyor 300 tane balık tuttum diyor ya bizim geldiğimizden beri tuttuğumuz balık sayı 10. Sayısı 10 tane onu da Anıl tutuyor yani Anıl. Peki Anıl'ın kilo değişimi hazırmış bir bakalım nereden nereye gelmiş 16.6 kilo bakalım. En fazla kilo veren Anıl. Ya böyle Anıl. Bir şey var mı ya? Bayağı değişmiş. Yazık günah ya. Kemikler falan çıkmış. Bayağı abi yani. Adam ve size çok enteresan bir şey söyleyeyim mi gözleri çok güzel olmadı mı Anıl'ın? Ha, gözleri çok güzel oldu. Ana zaten ilk yandığı için göz rengi ortaya yani. Çıktı. Biraz bronzlaştığı evet. için. Gözleri çok güzel oldu evet. ama bitti tabii. Hani eto bitmiş çöktü. Diyorlardı öyle Anıl bitmiş oldu yani. Çöktü. Yani Anıl bitti. Aynen aynen. Peki son sorumuz var WhatsApp'tan gelen. Hemen onu da alalım. Herkese hayırlı yayınlar. Benim sorum Erdi'ye Birleşme Partisi'ni görmüş olsaydın partide hangi şarkıyı söylerdin ve birazcık söyleyebilir misin? Bu damar bak ne güzel. Çok iyi. Hadi bakalım. Çok iyi. Ha. Eyvah. Bak talep var oğlum. Erdi. Erdi. Bak bunu kırmaman lazım. Söyle. Erdi valla hadi söyle hangi şarkı söylersin? Ben bulurum bir şarkı sana. Sesim çok iyi değildi. Tahmin edebileceğiniz gibi ama. Eğer kalsaydım söyleyecektin. İbrahim Tatlıses'ten Mavi Mavi'yi söyleyecektim. Mavi Mavi. Onun da kime gittiği de belli zaten abi. Ama tabii burada şarkı söylemesem daha mı iyi olur sizce? Bu kadar istediler. Hadi. İyi tamam söyleyeyim o zaman. Filiz'i de yanına alalım istersen gözlerine bakarak söyle. Yok yok estağfurullah. Hay Allah'ım yarabbim o da iyiymiş. O zaman ufaktan. Oğlum sen de bir ritim ver.
hani ne yapayım abi, yalandan ben... ritmen falan. Sen başla, Hakan girer. Yıllardır bir özlem yanıp durdu bağrımda. Tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yari? Eyvallah. Mikrofonu alır mısın lütfen? Mavi mavi söylendi canlı yayında sana. Ne hissediyorsun? Yani ne hissedeyim? Heyecanlıyım tabii. Teşekkür ederim. Birleşmeye kalmış kadar oldum. Peki. Siz göz altında birbirinizi gördünüz mü? Abi göz altında biz aslında çok da hani şey vermedik. Hani yarışmanın biz sonuçta oraya bir karakter, bir şey koyduğumuz için göz altında açıklamadık da genellikle hiç... belli de etmemeye çalıştık. Özellikle o belli etmemeye çalıştı. Ben bazen belli ediyordum ama yarışmanın önüne geçmesini istemedik. Çünkü orası öyle bir yarışma değildi. Sonunda Survivor olan bir yarışmaydı. Biz aşkla değil, karakterimizle gidelim dedik. Evlilik ne zaman? Abi o şimdi nasıl çekti, araba dönüyor şimdi değil mi? Biraz da gencim biliyor musun abi? Ya tabii yakın zamanda inşallah kazanırız. Allah doğru zamanda nasip etsin inşallah. Amin. Evet, güzel dua ettim. Tamam. Peki şimdi böyle güzel dakikalardan üzülerek bir tartışmaya doğru yol alıyoruz. Bu haftaya damga vuran olaylardan bir tanesi Adem ve İlhan arasında gerçekleşmişti. Biliyorsunuz Adem'in İlhan'a oyun sırasında taktik vermesi büyük olaylara neden oldu. Sonrasında da neler yaşandı bir hatırlıyoruz, sonra sohbetimizi sürdüreceğiz. Birinci seti rahat aldık. İkinci set bir anda gitti. İkinci seti nasıl çevirdi vallahi. Sonra gitti dedim yani. Best of da 4000 öne geçtiler falan. İnanılmaz bir oyun oldu. Bir de sakatları var. Durum 4-3 iken galiba. Biraz geriden geldim Volkan'a karşı. Fakat atışta öne geçtim. Daha sonra ikinci kancayı atarken Adem bulunduğu açıdan dolayı benim ipi elimde tuttuğumu zannetti. Fakat ip kendiliğinden düğümlenmişti. O yüzden kanca ilk atışta kısa kaldı. Daha sonra ikinci atışta kancayı çekebildim. Oradan elinle tutma diye bir ses duydum. Fakat elimle tutmadığım için de tabii ben de ona göre bir tepki verdim. Alamadı! İnanmazsız! Alamadı! İnanılır gibi değil! Nefesler kesildi! Kim olacak? İnanmazsız! Çekti inanmazsız! Volkan çekemedi! İnanmazsız! İnanmazsız kazandı! Orada bak, düğüm olmuş, elinde tutan yok. Tamam işte. Tamam, sakin, sakin, sakin. Elinle tutuyorsun. Niye bağırıyorsun? Tamam. Elinle çekiyorsun ya. Tamam, şey yok, tamam. O zaman ona göre konuş ya. Konuşma ya. Bende bir şey yok. Bende bir şey yok. Var var. Abi oyunu iyi izle, ona göre konuş. Hadi hadi alıyoruz oyunu. Allah'ın hiç öyle eleştiriye açık olmasın. İnan abiyle Adem'in arasında tartışmıştık dedim mi? Anne beyler. Çok gereksiz. Hayır şey, kazanıyoruz yani şu an hani şey, oyunu çevirmeye başladı. Oyun daha bitmedi falan dedim hani. Ayırmaya çalıştım ama boşu boşuna tansiyon gerilimi oldu. Bir hata var sonuçta. Bu hata sonucu o kanca kısa düşmüş. Ben de sana ipi tutma, ipi serbest bırak abi diyorum. Sen kalkıyorsun orada bana laf yetiştiriyorsun. Sonra oyunu kazanıyorsun, bağırıyorsun. Ne bağırıyorsun ya? Senin karşında çocuk mu var? Ben Şayka değilim, o bu değilim ya, Sedat da değilim yani. Gelip bana bağıramazsın sen. Da çok kötü niyetli şeyler söyledi bana. Yani ya biz hocam, bunun ağla ne alakası var? Ağla ne alakası? Ulan ağa ben kır yırtsam ne olacak, sen yırtsan ne olacak? Ki ben ona ağa sen yırttın mı falan diye sormadım. Dedi. Abi ağa yırtılmış dedim, ya ben yırtmışım ya sen dedim ama bu öyle böyle bir yırtık değil, ağa bozulmuş dedim yani. Ağa yırttıysan çıkıp ya ağa ben yırttım hadi bu ağayı nasıl tamir ederiz diye demen gerekirken orada benim bulunmadığım ortamlarda ya işte ağayı benden başka ve ilandan başka kimse kullanmıyor. Ağada yırtık var deyip takılmayacaksın. Madem delikanlısın ya ben çıktım ağayı attım taşa takıldı. Çekerken de yırtıldı deyip dik durabileceksin. Lan ben yırttım tamam hadi ben yırttım. Sonuçta ne olacak yırtılmış. Niye de yani niye ben senden saklayayım ki ben yırtsam? Senden mi korkuyorum ben?
ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmadığımı zaten her seferinde söylüyorum. Attın atamadın kavgasıydı. Sonra kavga nereden? Sen zaten işte balıkları şov olsun diye veriyorsun. Sen zaten şunu şöyle... Mesela orada o nereye girdi? O ne alakaydı mesela? Ya işte ikisi de yaptı onu. İşte birisi dedi ağayı sen yırttın. Biri dedi sen balık şov yaptın. Mesela o da ağ konusu ne alakası? Işte, gelmişsin alakasız bir konuda mı giriyorsun? Ağa yırtmış şunu yapmış, bunu yapmış. Ağla kolumuzun ne alakası var ya? O zaman sen benim adaletle ne alakası var ya? Sen benim burada... Hadi ağa ben yırttım. Ben sana orada tepki verdim. Adaletsiz bir adam mı oldum? Ben orada tepki verdim. Ne oldu? Ben geldim sana sen ağa yırttın dedim. Biz sana 10 kere dedik ki... Senin dediğin gibi hani Eylen abinin gerek yoktu öyle bir çıkışa. Yani sert bir çıkışa tamam mı? Ama ondan sonra devam ettirdikten sonra bir şeyi tartışırken hani burada dürüstçe tartışmak var. Oyun alanındaki tansiyon aradaki yaşananlara da döküldü. Olmaması gerekiyordu. Belki bunlar arada da söylenmesi gerekir ama mevzu bundan ibaret. Ne yapalım şimdi? Biz seninle burada birbirimize ne diyorsun, sen ne diyorsun falan filan deyip sonra oradan da insanlar gelsin bizi tutsun. Sonra sen böyle bir kavuşmaya çalışan eski Türk filmlerindeki iki sevgili gibi sen vur kendini, ben vurayım kendimi falan filan. Millet bizi tutsun. Sakin ol İlhan, sakin ol İlhan, sakin ol İlhan. Sanki bıraksalar ne yapacaksın İlhan? Bir de orada o konuyu açmanın ne anlamı var? Bak, bir de evet orada konu başka. Bençle hep başka konular açılıyor. Adı zamanında değil, size bana bağırıyor, da yapılıyor. Çağırıyorlar, şey yapıyorlar. Cevap verdiğinde de oyununa odaklan, niye cevap veriyorsun bize diyor. Kendisi oradan dönüyor bana cevap veriyor. Aynen sonra öyle. Da saçma sapan aynen açıklamalar yapıyor. Ya ben şu anda sadece neye kızıyorum? Ben kendi aptallığıma kızıyorum. Onun bana veremeyeceği zararı sinirlenip öfkeme yenik düşüp kendime verdiğim için. Sen o konuda ya, ben de kızgınım. Ben de çok kızgınım. Ve takımıma zarar verdim. O bana kötü bir enerji verdi. Ben de o kötü enerjiye yenik düştüm. Affedersiniz aptallık yaptım, gittim parmağımı kırdım. Kimse gelsin istemiyorsan, bağırsın istemiyorsan sen de gidip kimseye bağırmayacaksın. Dediğim konuya geliyor işte, eleştiriye açık olabilirsen o zaman sen de eleştirebilirsin anladın mı? Yarın bugün seni birisi eleştirdiğinde haklısın diyebilirsin. Biraz kendinle barışın. Hayır be, sana ne oluyor? Bana bir şey olmuyor da yani sana bir şeyler olmuş belli yani. Yok. Bak verdiğin tepkiye bak. Verdiğin tepkiye bak. Orada doğru bir şey verdiğin söylersin. Tepkiye bir bak. Sen doğru burada her şeyi söylersin. Doğru mu söylüyorsun? İnsanlar sana böyle mi cevap veriyor? Ne yapıyor? İnsanlar sana böyle mi cevap veriyor? Abi, sana ipimi tutuyorsun diyorsun. Sen bana burada oyun oynamayı bırak hadi oradan. Adaletli bir adam değilsin. Sen çok adaletlisin. Ben işte evet oyun için tartışmayı ben kabul ediyorum. Ama işin rengi değişince bence tutup da sen 3 gün önce bana şöyle yamuk bakmıştın falan. Bunlar bana çok yersiz, gereksiz ve açıkçası oyun geliyor. İlhanlardaki çatlak su kaçırmaya başladı. İlhan abi de böyle bir değişim demeyeyim de hani böyle bir tuhaf yani bir hareket. Serhat Akın'dan İlhan Mansız'a ağır eleştiriler. Onların ağzını alıp gidip saatlerce suda kalmasını anlamadım yani ben. Fantastik dörtlü dağılıyor mu? Tanıyoruz ediyoruz ayrı da. Birazdan Survivor Panorama'da. Sizinle başlayalım. Şimdi bu konu gerçekten gündemde uzun süre yer etti. Şimdi İlhan genelde oyunda stratejileri veren kişi, oyunu kuran kişi, hatta lider mi diye tartıştığımız bir isimken Adem'in yandan oyunu kazanmasına rağmen ip düğüm oldu derken hani ona stratejiyi söylemesi, oynamasını aktarması İlhan'ın tepkisine neden oldu. Hoş olmayan sözler sarf ettiler birbirlerine. Bir kere bu ikilinin yıldızı hiçbir zaman barışmayacak belli gibi duruyor. Nasıl ve neler söylemek istersiniz? Ama kronolojik olarak tersten gidersek tamam, daha doğru çözeriz diye düşünüyorum. Tamam. Ben farklı bir bakış açısı getirmiş olalım. Konseyde Adem kendisine öz eleştiri yaptı ki bence Adem en başından haklıydı. Orayı da izah edeceğim. Öz eleştiri yaptı. Her ne olursa olsun ben dedi doğru davranmadım. Kendime de zarar verdim. Dolayısıyla takıma da zarar verdim. Hırsla kalkan zararla oturur gibi bir. İlhan da döndü. Dedi ki ben de çok gereksiz o dedi yarışmayacağını dedi. Oyun stresiyle dedi. Çözülmüş olay. Gereksizdi. Aslında onlar kendi aralarında çözdü. Bize de tortusu kaldı. Tartışıyor oluyor olmuş olduk. Ben hep şöyle geleceğim. Aslında Serhat'ın bir ara rahatsızlık geçirdiği dönemlerde Adem'le İlhan gayet iyiydi. Bu arada bana göre
İlhan'ı bir odaya kapasalar, deseler ki sana soruyoruz, bize kronolojik olarak sırayla say, senin bu Survivor'daki en büyük rakibin kim dese, %100 Adem'i sayar. Adem'i de bir odaya alsam İlhan'ı %100 sayar. Hı hı. Fakat buna rağmen, bana göre gruplaşma olmasına rağmen seviyeli bir ilişkileri vardı. Hatta ben yine bizim programda da şunu söyledim. Dedim ki Adem'e aferin. Çünkü Adem'e bir gün bir soru sordular. Dediler ki ne diyorsun sen karşı grupla alakalı, yine gerilmeler vardı Sabri'ye falan. Vallahi dedi, ben karşı grubu fazla dedi konuşmak istemiyorum ama aralarından en adaletli İlhan abiyi görüyorum dedi. Hı. Ve dikkat ederseniz Adem sürekli İlhan abi ne olursa olsun İlhan abi demeye devam etti. Evet. Bakın Serhat'la tartışmasına rağmen, ki bazı şeyler zordur, kolay değildir. Bunlar da genç çocuklar. Serhat'ın ayağına ben işte bir kramp girdiğinde Adem yine hemen oraya gitti. Yani geçmişini unutup devam edebilen bir çocuk, ki bu bir erdemdir. Mesela ben yapamayabildiğim anlar oluyor. Ben daha böyle bir ketum olduğum taraflar oluyor. Adem onları o kadar da götürmeyebiliyor. Şimdi buradaki yarışta da ben şuna dikkat ettim. İlhan yarışıyorken o süreç içerisinde bench'te ikiye ayrılmışlardı. Kazananlar birbirlerine vurmuyorlardı bile ellerini. Hı hı. Ama İlhan'ın oynadığı oyun kritik olduğu için bana göre yine çok o egosunu yenerek Adem geldi onu desteklemeye. O da bir cesaret. Çünkü ben mesela Volkan'la Gökhan bu saatten sonra sizce birbirleri yarışırken desteklerler mi? Zorundalar. Ay. Ama hani çok dikildiler ya. Desteklemeyebilirler sıcağı sıcağına. O gerilimler olmasına rağmen Adem onu kazanması, sonuç itibariyle İlhan'ın kazanması onlara da yarıyor. O egosunu yendi. Yani kişiselleştirmedi, destek oluyordu. İlhan yalnız bu tavırlarını bir tek Adem'e yapmıyor. O kızlara, yani İlhan o işlerde, yani yarışma esnasında hakikaten kendini kaybeden bir çocuk. Ben onların her ne olursa olsun bu didişmelerini, dadaşmalarını yine makul uzat olarak görüyorum. Peki sözler doğru mu birbirlerine sarf ettikleri? Adem diyor ki hani sen adaletli değilsin, o sen delikanlı değilsin. Şimdi o delikanlı değilsin lafı şimdi erdi bilir bize, bunda çok sıkı. Mesela onu ben hep şunu söylerim. Sokakta birine söyleyemeyeceğin şeyi çok sıradan bir şeymiş gibi söylememelisin. Hı. Ama bazı kelimeler var o yarışma ambiyansı ortamında, tölere edilebilir cümleler var işte. Hadi oradan o falan, lan lun falan, bunlar olabilir ama şimdi kalkıp kimse kimseye... Şimdi onu söyledim. Bizim Jess'le mesela ben program yapıyordum. O da bunu savunur gibi oldu. Döndüm dedim ki ona, gel şuradan çıkalım Gültepe'de bir kahveye gidelim. Seni sokayım. Çok ağır bir küfür. Birisine de ki dedim, sen delikanlı değilsin. Sonucunda hep beraber ambulansla ben seni elini tutarken, okşuyorken görürüz yani ambulansı. Bunlar yok. Bunlar yok. Gerçek hayatta da yok. Şimdi ben hep Adem'le de alakalı şunu, Adem'le tartışın eyvallah. Ama Adem'in üstüne yürüdüğünüz zaman ben onu inandırıcı bulmuyorum. Yine adamın işi... Profesyonelliği. Mesela ben diyelim ki en büyük özelliklerimden bir tanesi kamera açabilirim bilmem ne, ezberim iyidir oyunculuk. Siz çok güzel program sunuyorsunuz. Erdin'in kendine has özellikle. Adem çok iyi yumruk atıyor adam. Yani işi bu. Şimdi sen sokakta Adem'e normal ne diyorsun oğlum falan filan dediğinin o cümlen bittiği an normal paket. Kendini yerde bulursun yani. Bu kadar basit, net. Bir de senin en yakınların sana kızar dayak yediğin halde. Oğlum deli misin sen, boksörle kavga ediyorsun derler bak yani. Evet. Akıl. Ama şimdi bu adamın üstüne gereksiz yürüdüğün zaman ben onu inandırıcı bulmuyorum. Mantıklı değil. Şimdi ben düşünebiliyor musun, futbol topunu alacağım böyle yapacağım. İlhan hadi delikanlıysan gel tek kale maç yapalım. Bana annem babam falan der ki hadi, annem de rahmetli yani döner derler ki arkadaşlar. Oğlum manyak mısın, İlhan'la maç yapılır mı der bana şimdi. Ya da Serhat'la top oynanır mı dersen, ne yapıyorsun. İçinden geçerler der seni. Şimdi Adem'le kavga edilir mi arkadaş ya? Akıl var, mantık var. İşte bak var. Şöyle bir şey Hakan abi. Yani Survivor'ın belli kuralları var. O kurallar işte dahilinde... Onu ben bilmiyorum. O bir, stratejik. Ya bir okşama gibi düşün. Hani sonuçta Adem'in ona vurmayacağını biliyor. Heh işte onu diyor. Ben bunu demek istiyorum. Yani ona bakarsan Berna Ogeda'ya yürüyor. Sabriye birine yürüyor. İşte onlara da ben işte o sadece bulmuyorum. Ama şöyle eleştiriyorum. Şey, bunların hepsini halk değerlendiriyor zaten. Tabii ki canım. Hani Acun abi ne dedi? Biz dedi kavgayı yayınlıyoruz dedi. Ama buradaki amacımız reyting değil dedi. Buradaki amacımız orada Hakan Ural, Hakan Atipoğlu'na yumruk sallamış. Ben bunu göstereceğim ki halk Hakan Ural'ın kavgacı olduğunu bilsin. Doğru, bravo. O yüzden her şeyi de gösteriyorlar ki zaten adaletli Hakan, olsun. Yani. Senin bir şey söylemem, benim bir şey söylemem. Nur'un bir şey söylemesi hiçbir anlam ifade etmez. Yüz binlerce SMS geliyor herhalde, değil mi yani? Tabii. Biz yırtınsak bir şeye siyah desek beyaz desek ne olur? Halk, bu arkadaşların, herkesin sevdiği insanlar var. Potaya çıktıkları zaman, değil mi? Mesela bak Erdi burada. İnsanlar sevmiş ki partiye kadar getirdiler.
Bir de şu da oluyor mu sence? Ya küfür mü ettin? Sence şu da oluyor mu? Partiye gösterip şey yaptım da kapıda içeri almadan bodyguardlar durdurdum. Bak burası da. Bu kitle reaksiyonel mi sence? Hafta hafta değişkenlik arz edebiliyor. Mesela bir haftada tuttuğu potadaki adama değişir. Şöyle diyeyim geçen sana. Geçen sene var. Geçen Tuba sene. Özay aynen. Birinci oldu. Ağladı. Aynen. Allah'ım şükürler olsun. Halk yanımda çok teşekkür ederim. Ertesi hafta eğlendi. Aynen. Evet, o zaman bu birinci olmuştu Tuba Özay bir de. Sizin söylediğinizle birleştirdiğim zaman o zaman çok doğru bir şey oluyor. Acun bütün adada hafta hafta yaşananları vererek insanları da homojen bir yapı bu yani her an değişkenlik arz eden değil mi? Yani kimse kendine güvenmemeli. Tabii, ben tabii. Potadan gitmem dememeli. Ya Hakan abi şöyle bir şey var. Kırmızı kartlık bir hareket yapmazsan Survivor'da iki haftada kendini temizlersin. Mesela Furkan. Bence Furkan kırmızı kartlık bir hareket yapmadı. Performansı da iyi. Ve 10 gündür şu an bir vukuatin içine de girmiyor. Röportajlarda da öyle sessiz böyle hani kalkıp da falan yapmıyor böyle. Bak şu an temizleniyor Furkan. Doğru. Furkan'ı biz daha sempatik ya. Bunu söylüyorum. Serhat 10 gündür aynı şekilde bak. Daha sakin. Aynen. Furkan bu konuşmaların abi. Hepsinde yorumsuz kaldı. Bu arada farkında mısınız? Tabii Furkan. Adaya döndüklerinde Sema da, Serhat da yani İlhan'ı eleştirse de Furkan sessiz kaldı. Öz eleştiri mi yapabiliyorlar oluyor bu? Yani o zaman kendilerini analiz edebiliyorlar mı oluyor? Yok bence. Bilmem. Ne oluyor da durgunlaşıyorlar? Ne oluyor durgunlaşıyor? Artık Survivor biraz daha ciddiye alıp başkasının yolundan gitmenin aslında yanlış. Ondan daha ileri gidemeyeceğini sana göstermeye başlıyor evet. Herhalde Survivor. Yani ya kendi yolunda gideceksin, sen İlhan'ın yolunda gidiyorsan İlhan'la ileri gidemezsin. Çünkü senin önünde giden bir İlhan var, o açıyor sana zaten yolu. O dur dediğinde sen de aklın bir kişi kazanıyor çünkü. Tabii. Aynen. Yani. Peki o buradan... Dezavantajı da var Tuba. Şöyle bir şey var, Adem boksör, evet Adem'le kavga etmek, evet biraz saçmalık olur. Ama Adem'le mesela kavga edildiğinde... Karşı tarafa seni ağzını kırarım, burnunu kırarım, öyle yaparım falan dediğinde de Adem dezavantajlı hale geliyor. Aynen, doğru. Aynen tabii mesela ki. Mesleğinden dolayı orada doğru. Da dezavantajı yaşıyor Adem. Bu hataları yaptı, bu hatalardan döndü. Serhat'a şöyle bir sözü var, beni mi döveceksin diyor ya. Orada mesela, konsey sonrasında mesela beni mi döveceksin diye Sabriye'nin yanında mesela, ifade etti. O da mesela beni mi döveceksin böyle bir yüzünde şey tavırla. İlhan tutmasalar ne olacak? Adem'in de mesela bence o toplara girmemiz lazım. Ondan, evet, ziyade, ondan ziyade şuna katılıyorum. Yani beni mi döveceksin orada ironi yapıyor. Yani komik yani. Yani yaptığın... Beni dövemezsine getiriyor. Seni dövemez o değil dövemez. Ama şunda hatalı doğru. Burnunu kırarım. Onlar da ne biliyor musun? Adem'in dikkat ediyor musunuz burnunu? Kemik yok. Ben evet. De onu öğrendim. Boksörlerde kemik olmuyor. Çünkü bu yumruk yedikleri zaman gözleri yaşarıyor ve acı oluyor diye aldırıyorlar ediyorlar. Çok kırılıyor çünkü. Onların ilk akla gelen mesela kolunu kafanı kırarım bir burnunu kırarım. Hani onlarda da o klişe olmuş yani. Bir standart. Ama Erdi'ye katılıyorum. Sen de onu söylediğin zaman boksör olduğun için o da senin dezavantajın, peki. Antipatik evet. Olursun. Evet. Buradan Sabriye ile Adem'e geçelim madem. Bu kadar konu Adem'in etrafında dönüyorken bakalım Sabriye ve Adem arasında bunca zamandır inişli çıkışlı olsa da neler yaşanmış hatırlayalım. Sonrasında sohbetimizi sürdüreceğiz. Biz normalde Hindistan'da biz falan yıkarken Adem mesela... Git bak bakalım eşit mi ayırıyor, hepsinden karıştırıyor. Şaykacığım hepsinden karıştırıyor mu ondan ben size direkt... Başındadır, o kendine daha çok koyuyor demiyor musun? Zaten kendisini her zaman daha çok koydurtuyoruz. Benim dediğim Şayka'ya, Adem'in başında dur, hani ben duramıyorum. Ben durduğum zaman hemen bölüştürmede yanlış anlıyor, bir şey anlıyor. Başında durduğum zaman hemen tribe giriyor. Bari sen dur da olmamışlarla olmamışlar herkese eşit dağıtılsın diye söyledim. İyi mi kötü mü diye tadına bakıyorum, şu kadar bir şey yiyorum. Onun mevzusunu yapıyorsan demek ki ben senin kardeşin Adem, değilim. Ben... Aç gözlü oldum değil mi? Yani fikrini söylemek aç gözlülük mü oluyor Adem? Yok fikri. Ben senin arkandan laf etmem, anladın mı? Yüzüne karşı söylerim. Adem inanmıyorum sana ya. İnanamazsın tabii ki. İnanamazsın çünkü hani sen buna diyordun ya, koynumuzda yılan beslemiş. Asıl ben koynumda yılan beslemişim. Ettiğin lafı yüze vuran insan, ettiğin tuttuğun balı verirken yani bunu yüze sen, vuracak için verecekse hiç ver mi? Sana ben 2,5 aydır burada her şeyimi paylaşıyorum ben. Her ben de paylaşıyorum. Ben de şey yapıyorum. Ha, neyini paylaşıyorsun sen bana? Neyini paylaşıyorsun lafını ediyorsun bana. Sen neyini paylaşıyorsun? Ya, neyini paylaşıyorum ha? Sen neyini paylaşıyorsun? Ulan seni burada doyuran benim. Ne doyuruyorsun? Kaç tane kokarat getiriyorsun günde buraya sen? Vay be! Kaç tane getiriyorsun? Kokonatlarımı, her şeyimi, bütün her şeyimi sana ortak ettim. Adamları karşıma aldım, kalktın yine nankörlük yaptın. Vay be! Adamları karşına aldın değil mi?
Bunları yüzüne vurmak için mi söylüyordun? Bilmiyorsan söylerim. Bilmiyorsan söylerim. Ahde vefa bileceksin biraz. Ahde vefa bilmiyorsun çok sen. Çok güzel konuşuyorsun. Sen ahde vefa bilmiyorsun. İyi çalışmışsın. Sen ahde vefa bilmiyorsun. Benim çalışmama sesini, gerek yok. Sesini yükseltme. Benim çalışmama Adem gerek yok. Adem bak sarı kartı ben, biliyorsun. Sarı kartı sesini değil yükseltme. Benden kırmızı kartı yedin sesini sen zaten. Sesini yükseltme bana. Sesini yükseltmeden konuş. Çok sağlasın, Allah razı olsun. Tuttuğun balıktan veriyorsun ama yani bunun her tartışmada bunun lafını edeceksen verme bana o balıklarından. Zaten ben de almam o balıklarından. Çünkü her tartışmada bana tuttuğu balıkların şeyini soruyorsun, hesabını soruyorsun. Ne işe yaradı senin yaptığı iyiliğin, verdiğin balığın? Ağzını yapacaksan verme bana tuttuğun balığı. Bu benim çok canımı sıktı. Şaykan'ın bile tabağını dağıtıyorum. Sen kendi tabağınla tutup Şaykan'ınkini değiştiriyorsun ya. Ben sana kaç kere dedim yapma kızım, yapma kızım dedim. Kokonatları değiştirmedim mi? Kaç kere? Olmamışını verdim ona. Tamam olmamışını niye koyuyorsun? Tabağı değiştirmedim yani. Hayır kokonatları olup değiştiriyorsun. Olup olmamışıyla değiştirdim. Niye değiştiriyorsun? Kızın hakkı o. Balık ben sana bunun lafını yapıyorsan o tuttuğum balıklar seni doyurduğum. Doyurdum. Seni burada Adem, en çok ben doyurdum. Verme. Burnundan gelir dedim. Burnundan gelir. Ne ben sana onlar haram olsun demedim. Ben sana ya kızım dedim bak seni dedim o kadar gelir, besliyorsun. Dedim. Kokonat kızım bak kokonat dedim. Kokonat de mevzusu açıyorsun. Sen 10 tane topluyorsan benim 30 tane kokonatım geliyor. Yuh, anladın Adem, mı? Var ya, senin en az 3 katın şimdi. Geliyor. Adem vallahi ağzım var çok iyi laf yapıyor. Ya, bırak sus laf yapıyor. Asıl senin ağzın iyi laf yapıyor. İşine geleni biliyorsun, işine gelmeyeni bilmiyorsun. Vay be. Ancak gidiyorsun vallahi arkamızdan konuşuyorsun. Ben kimsenin arkasından konuşmam madem bak bilip bilmeden günahımı alıp duruyorsun. Sana var ya hakkım varsa helal et. Etme şey kızım senin bana hakkın var mı ki? Yani artık Sabriye eskisi gibi bana saygı duymuyor. O saygı çizgisini çok 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 geçti. Bilmiyorum sebebini. Ya açlığına veriyorum ya da survivor psikolojisine. Senin gibi densiz değilim ben. Nankör ben de değilim, densiz de değilim. Senin hakkındaki şeyleri sen de yüzüne karşı. Sen nankörsün. Bunu yüzüne karşı söylüyorum bak. Ben de açık söyleyeyim. Sen nankörsün. Ne nankörlüğüm gördüm? De bak, de bakayım. Bunu demekle nankörsün. Şu adada her ne nankörlük yaptım sana? Senden uzak dur. Sana iyilik yaramıyor. Anladım sen, senin Adem, niyetini. Sen senin benim babam, niyetini. Anam değilsin. Senden bana dost olmaz. Senden bana dost olmaz, ya kardeş senin gibi olmaz. Dost ben zaten bundan istemiyorum ki. Bir müddet Sabriye ile kesinlikle iletişimimi kesmem gerekiyor. Çünkü Sabriye'nin aklının başına gelmesi için biraz çalışması lazım, biraz hatalarını anlaması lazım, biraz yalnız kalması lazım. Burada ben bir kaşık fazla yemişim, sen bir kaşık fazla yemişsin. Önemli değil. Defalarca dedim söylüyorum. Yani. O benim gelip tabağımdan Hindistan cevizi almıyor mu sen daha önce? Evet. Defalarca uyardım bir şey olmaz diyor. Ben diyor Şarkaya da söylüyorum diyor. Ben diyor kızım uyardım, dönüştürdüm onun hakkı diyorum. Değiştiriyor mesela. Yani bence bunlara fazla büyütülmemesi lazım. Yani Adem'e hiç mi bir şey denilmemesi lazım? Bence yanlış yapıyor. Yalandan yere yine birbirimizin kalbini kırdık, tartıştık. Üzgünüm bunun için, hiç gerek yoktu. Birbirimize ihtiyaç duyduğumuz zaman aynen, birbirimize yardımlaşırız. Her zaman, her zaman. Ama dediğim gibi pilavımızı beraber bölüşmek zorunda değiliz. Ne oldu? Kardeşim diyorlardı birbirlerine. Ne oldu kardeşim? Pilavlarınızı niye aydınız kardeşim? Sizin kardeşliğiniz bu kadar galiba işte. Aynı kaptan yemek yiyebilmektir kardeşlik. İki pilav fazla gitti, üç tane kokonat fazla gitti değildir. Sabah kalktım, sabah gün açmadan kalkmıştım. Kokonat toplamaya gittim. Dönüşte sahilde Adem'e rastladım. Kokonatları kenara bırakıp elimi yüzümü yıkayacaktım okyanusta. Adem bana bakarak kıs kıs gülerek günaydın nankör yaptı. O an onu tutup gene boğazım geldi. Ara sıra böyle bana takılıyor. Yani barışmak istiyor. Çünkü Adem, ben Adem, siz Adem ben siz yapamaz. Geçmişten bugüne Sabriye ve Adem neler yaşamış izledik. Senin yorumunu alalım Erdi. Nasıl bir ikili sence? Adanın belki birbirine en yakın, en doğal ikilisi. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Adem haklı da olsa haklı haksıza bakmıyorum. Ama şurada kullandığı kelimelere bakıyorum. Nankörlük anlamında. Benim bir sahne aklıma geliyor. Moroda'ya Sembuli Furkan kazandığında Sabriye gel dedi Furkan.
seni mor odaya götürüyor. Sema olsun, Furkan olsun. Sabriye'nin oradaki cevabı Adem yoksa ben de yokumdu. Mesela onlar tabii ki yine barışırlar. Onlar orada artık bir abi kardeş gibi olmuşlar ama mesela diyor ki Sabriye karnına doyurdum, cahilsin falan. Yani Adem'i işte bu konularda ben mesela Adem'i tasvip etmiyorum. Tamam, haksız da olsa Sabriye'yi o kadar da gömemezsin Adem. Yani senin için mor odaya gitmemiş bir insan. Yani var mı orada başka bir yarışmacılardan biri? Hadi bir tanesi desin ki Adem mor odaya gitmedi. Sabriye'yi mor odaya götürmek istiyorlar. Ben Adem olmazsa gelmem. Sadakate bakar mısın? Bu sadakatin göstergesidir. O yüzden konunun onların abiliği kardeşliği baki kalır. Onlar şu anda da barıştılar. Onlar birbirine şakasına da takılırlar. Şey yaparlar ama Adem her kızdığında bu kadar da çok şey yapmaması lazım yani. Sabriye bence bunları hak etmiyor. Peki yeniden tartışırlarken görür müyüz? Yoksa tabii, abi kardeş ilişkileri böyle ya, sorunsuz devam eder mi? Biz fanlarını onların çağrı yapalım. Şimdi onlar barışıyorlar, onlar birbirine girmesin. Çünkü tabii, onların girişi farklı olur. Çünkü onların taze dediğiniz gibi bu, ya bu rutin olacak bu yani. Onlar herhangi bir neden de olmasa tartışabilirler yani. Peki stüdyodaki seyircilerimize dönelim. Metin abi de çok sıkı takipçilerimizden. Merhaba. Hoş geldin Metin abi. Hoş geldiniz. Sorun var mı? Hoş geldin. Metin abinin Ergin hoş geldin. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki sizi aramızda kalmasın da gerçekten yorumlarınızdan dolayı çok severek izliyoruz. Çok teşekkürler, sağ ol. Buraya bu zamana kadar bir sürü konuklar geldi. Evet. Hakan Bey her seferinde şirinler testi yapıyordu. Ben şimdi Hakan Bey'den rica ediyorum, size de bu şirinler testini yaparsa mümkün olur mu diye kabul abi, eder misiniz? Olur mu? Demek ya ne gerekiyorsa yapalım. Tamam, tamam abi. Tamam. Bizim şirinler testimiz var abi. Şimdi Survivor'daki yarışmacılar ama senin için şöyle bir şey olacak. Hani herkese bu da genelde kendi takımlarından cevap veriyorlardı. Genel. İki şeyi de iki takımı da değerlendirerek sana adadaki ve parkurdaki yarışmacıları söylediğim isimlerle eşleştirmeni isteyeceğim. Ha, tamam. Hazırım. Başlıyoruz. Bu önemli bir testtir. Yok onaydı. Tamam peki. Aynen. Tamam. Evet. Adadaki Survivor'daki en çalışkan. Sence? En çalışkan. Adem. En tembel. Erdi'yi de. En uykucu? Söyleyeceğim. O da verdiydi. Ben yok. Uyku konusunda o kadar. Uykucu ama orada olmak lazım görmek. Tabii biz görmek uyurken lazım. Çok görmüyoruz. En kulisçi? Volkan. En bağımsız kafasına buyruk? Pınar mı? Bilmem. Sen söyleyeceksin abi. Pınar. Pınar. Yani söyleyeyim tabii. En babacan? İlan. En sinirli sert? Serhat uzak arası. Serhat. En sakin? Sakin. Şahika ya. Yazık canım benim ya. Abi hiç bağırmıyor. Değil mi? Hep suyun içinde gibi yani. Hiç sesim çıkmadı. Evet, parkurda en hızlı. O Furkan uzak ara. Parkurda en becerikli. Furkan. Becerik olarak abi o sonlarda atışlar matışlar var sonlarda ya. Sonlarda kafam karıştı. Yine Furkan geliyor. Tazmanya canavarı gibi adam durmuyor. Değil mi? Acayip. Peki parkurda en yavaş. Ama çok yakışıklı değil mi bak bak. Saçları falan yanmış böyle kumral. Vallahi çok yakışıklı olmuş ya. Daha böyle değişik bir şey var mı? Parkurda en var mı tabii bunlar mesela. Sema da vardı Allah için. İyi değil mi Sema? Tabii tabii Allah var şimdi. Şimdi bu şampiyon olsa sevinirim, şampiyon olsa üzülürüm sana sormak istemiyorum. O yüzden testi burada bitiriyorum. Çok Hakan abi zaten söyledi onu. Adem'i destekliyorum dedi yani. O yüzden. Ben ya şey yani destekliyorum, seviyorum çocuğu. Ama dedim ya şu an bitse ben Adem şampiyon olsun olur derim. Ama yarın Survivor hakikaten çok zor bir peki şampiyon yani. Olsa şaşıracağınız kimse var mı? Büyük sürpriz yapacak. Büyük sürpriz mi? Kim diyelim? Burçak şimdi yani. Beyin travması. Doğru bir cevap yani. Yani abi, beyin travması geçirdim. Tersten düşünce yani. Olabilir. Yani Donald Trump'la benim akraba çıkmam gibi bir şey olur yani. Peki şimdi Survivor'da artık 13. hafta başlıyor. Birleşme Partisi'nde rahatladılar. Dokunulmazlık oyunlar oynandı. İki isim potada. Gökhan ve Berna. İki ismi de öğreneceğiz bu hafta sonunda ve önümüzdeki günlerde ama onun öncesinde bir ödül oyunu oynanacak. Ve ilk karşılaşma Survivor Panorama özel ekranlarınıza geliyor. Pınar ve Tuğçe arasında oynandı. Bakın kim kazandı. Dominik'te ödül oyunu. İki takımın da bu ödüle Tuğçe. Çok ihtiyacı var. Şimdi ilk mücadele. Pınar Tuğçe'ye karşı. Hazır. İlk mücadele başladı. Bas. Korkma. Bas. Haydi. Hemen eşit gidiyorlar. Şu anda durum eşit. Evet, çek. Yarışmacılar iki diski getirecek. Ardından atışlara başlayacaklar.
Tuğçe'yi atladı Pınar. Tuğçe'ye göre daha geriye düştü. Tuğçe önde şu anda. Vakit kaybetti. Pınar bu sırada yetişti. Pınar yakaladı. Bu engelde. Derken Pınar da düştü. Tuğçe öne geçti şimdi. Aynı anda çıktılar bu engelden. İlk diskleri getirdiler. Tuğçe asfaltları ama. Pınar da geldi. Hadi bu sporsan hadi. Bu gördüğünüz engel kritik engel. Isır. Bugün bu oyunda bu engelde çok şey değişebilir. Şimdi iki başarılı atış. Tamam yok bir şey hadi sende. Attılar olmadı. Biraz daha attı. Pınar bir oldu. Pınar avantajlı. Tuğçe de attı. Atan kazanacak. Tuğçe kazandı. Bravo. Saniye farkla Tuğçe kazandı. Gönüllüler 1-0 önde. Bir şey oldu mu? Önceden düşeceksin öyle. Evet. Hay Allah. Ya. Çarpmaya çok yakın atlamak lazım. Ya. Bir de aynen. Bir şey söyleyeceğim bak. Burada çok bekleme üzerine, sallanıyor. Üzerine burada. Konar gibi değil. Bayağı bildiğin üzerine atlar gibi yani. Kendini. Hayır bak, şey diyorum çıkışta takıldın ya. Aynen mesela. Aynen. Üzerine öyle direkt vermen lazım. Vermen lazım böyle direkt kollarımla. Bravo. Sularsın. Ooo şişiyor. Gel otur bir. Gel otur 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 otur. Ne yapayım? Dur ya dur sakin ol. Tamam kızım. Alabilir miyim bir şeyler? Çok kötü. Bir de mesela şu sudan çıkıyorsunuz ya. Sudan çıkınca sen ayağa kalk. Bence önemli evet, hemen filenin içine öyle girin yani. Hiç ayağa kalkmayın. Kalktığın zaman kaybediyorsunuz. Mesafe kısa direkt, mı orada? Tabii çok kısa. Direkt öne filenin içine doğru al kendini. Şeye başla, yerden sürmeye başla. Ayak bileğime çok vuruyor ağrısı şu anda. Geldiğinizde 3 saat buradayız dediniz ama artık süremizin sonuna geldik, bitti. Çok hızlı geçti. Gerçekten İğneci öyle gibisiniz vallahi maşallah. Son sözlerinizi alalım. Çok mutlu olduk burada. Beni bir kere, her zaman bekliyoruz. Çok keyif aldım ben de. Bütün izleyici arkadaşlara da teşekkürler. Teknik ekibe size. Ben de sizin bir kere çok iyi bir izleyicinizim. Teşekkür ederim. Erdi'yle de ayrıca çok olmak istedim. Hakikaten onu seviyorum. Yani ben bu Survivor'daki bütün karakterleri böyle ailemin bir parçası gibi çok izlediğimiz için her akşam her haftanın 5 günü İzliyoruz evden biri gibi onları. Evimizden biri gibi her biri. Sen aynen de bizim öyle için öylesin işte. Eyvallah. Sağ ol. Çok beni böyle ağırladığınız için harika bir keyifli sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ne zaman isterseniz bekliyoruz. Sağ ol. Ayrıca sen de hafta sonu artık biraz dinlenirsin. Evet bugün. Hafta yine görüşürüz. 4 gün üst üste panorama vallahi çok keyif aldım artık bir parça olarak da hissettim yani. Bir oksijen aldı ya. Evet, Hakan aldım. Abiyle de tanışmaktan çok memnun oldum. Yani en azından hani Fındıkzadeli olduğunu öğrendik, Şehremin ile olduğunu öğrendik. Biz tahmin edebiliyorduk zaten de ağzından duymak güzeldi. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Gelen izleyicilere haftaya de görüşmek ederim üzere. Hakan haftayı bitiriyoruz. Evet, güzel haftayı, bir hafta sonu olsun. Şimdiden söyleyelim. Evet, güzel bir hafta olacak inşallah. Siz de iyi bir dinlenin. Aynen biz yani, de bir dinlenelim zaten. Pazartesi günü buradayız zaten. Bu arada yine YouTube'da bugün Survivor ile alakalı çok güzel bir video paylaştım. Ünlüler mi gönüller? Birleşme Partisi ve Birleşme Partisi neler olacak diye merak ediyorsanız YouTube'da Hakan Etipoğlu yazıp oradan kanalıma abone olun diyorum. Hakan abi çok güzel yorumlar yapıyorum orada. Tamam ben ne YouTube'a Hakan Etipoğlu yaz. Tamam. Benim kanalım var abi. Oraya gir. Orada Survivor. Senin mi kanalın var? Aynen. Vay be. Tamam.
Peki. Beklerim. Tamam, bir saniye de çekelim bir şeyler. Tamam çekelim, emri ne olur. Tamam abi. Sorun yok. Tamam, İddiaya gire gire bizim Bayrampaşalarla kanal açtık. Yani peki. Artık kapatmamız gerekiyor. Ay bizden canım, bugünlük bu kadar. Çok güzel kapatıyorsun. Öpüyorum seni. Kendine bak. Arden'e çok selam. Söylerim. Tamam, Arden öperim senin için. Yani. Geldi oğlum ya. Benim için her şey bedel. Çok teşekkür ediyorum sizlere tekrar yorumlarınız için. Pazartesi günü 16.30'da tekrar biz buradayız. Hafta sonu Survivor heyecanı TV8 ekranlarında devam ediyor. Şimdilik bizden bu kadar. İyi hafta sonları. Çabuk geçti bu akşam.